sabır ve sebatı en yüksek seviyeye çıkarmamız lazım. Çakralara uyumlanmaya çalışıyoruz. O yılı en iyi şekilde kendi hayrımıza en iyi nasıl geçiririz? Aslında bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Geçen hafta şok olarak döndüm. Yani şokta döndüm. Burada sayıların felsefesini anlamak önemli. Sevgi çakrası değil mi aynı zamanda? Daralma yılıdır. İşte yeniliklere, çeşitlere değil de daha çok sabit, monoton bir hayatı benimseyeceğimiz bir yıldır. Peki çakra mühürü deniliyor. Öyle bir şey var mı? Ne kadar doğru? Zorluğu yaşadığınız yer potansiyeliniz olan yerdir. O kadar zorluk yaşamışsın ki o çakrada uzmanlaşmışsın artık yani. 19 mesela. Rakamları topladığınız arkadaşlar 19 geldi. E ne yapacağız o zaman? Bir de şey var, çocuklarına isim takıyorlar. Yani işte kısaltıyorlar veya... Kısaltmasınlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Kısaltmak numerolojide iyi bir şey değildir. Kaldığımız yerden devam edelim canım. Ötekini... Zaten... Evet, sen kaldığımız yerden devam et. Ben kalanını toparlayacağım buraya. Ekleyeceğim, yükleyeceğim yani. Tamam, anlaştık. Zaten sonuna gelmiştim. Yani numeroloji düşündüğünüzde, ben numerolojiyle ne öğrenirim dediğinizde hayatınızdaki farkındalığı arttıran, yani kendini bulma yolunda bana göre ilk adımdır. Çünkü ben bu şekilde tecrübe ettim ama tabii ki de görüyorum. Belki numeroloji hayatınızdaki son adım da olabilir artık. Kendinizi bulma ilminde bir sürü çalışma yapmış olabilirsiniz. Hoca olabilirsiniz, uzman olabilirsiniz. Numerolojiyi bu alana katkı sağlamak için de öğrenip ya da bir çalışma yaptırabilirsiniz. Benim hayatımda böyle olduğu için bu şekilde anlattım. Şimdi ses, görüntü, her şey iyiyse 2023 çakra döngülerine yavaş yavaş geçelim, anlatalım. Sonrasında da soru cevap yapalım. Her şey yolunda mı? Tamam, şu anda her şey yolunda. Diğer kaybettiğimiz yayını yüklemeye çalışıyorum. Evet. Hı-hı. Evet Vedat'cığım. Sen anlat. Tamamdır. Başka ben bir telefona geçtim ben. Hı-hı. Tamam, şu anda ses, tamam, görüntü bende iyi gibi duruyor. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar, 2023 çakra döngülerine geçmeden önce öncelikle bir hesaplama metodunu öğrenmemiz lazım. Ki bu benim Instagram hesabımda da var. Instagram hesabımda tekrardan bu yayında anlattıklarımı da yavaş yavaş önümüzdeki birkaç ay içerisinde paylaşmış olacağım. Ama hesaplama metodunu en azından paylaştım ki burada tam olarak hani anlayamayacak olanlar varsa diye. Ama bence herkes anlar. Çok basit bir hesaplama metodu aslında. Şimdi numerolojide çakra döngüsü dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Her yıl bir çakra döngüsüne gireriz. Bu 9 yıllık döngülerden oluşur. 9 yıldan sonra birinci yıla geçer. Tekrar 1'den 9'a, 9'dan 1'e. Bu şekilde hayatı aslında 9 yıllık döngülerle yaşarız. Yani numerolojide her zaman bunu bu şekilde yaşıyoruz. Bu döngülerde de hangi yıl ne yapmamızla alakalı, bu bize yol gösterici bir rehber niteliğinde oluyor aslında numerolojideki bu çalışma. Mesela neyden bahsediyorum? İşte bu yıl hangi çakra döngüsündesin? İşte 5. çakra döngüsündesin. O zaman 5. çakraya uyumlanıp şunları 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 yapman gerekli gibisinden insanlara tavsiye veririz. Yani çalışma yaparaktan. Şimdi şöyle düşünün. Bunun hesaplamasını yaptığınızda bir tane hesaplamayı yapmanız yeterli. Yani bu yılın çakra döngüsünü buldunuz ya da işte 2023'ü şimdi hesaplayacağız hep beraber. 2023 yılının çakra döngüsünü bulduktan sonra diğerlerine bakmanıza gerek yok. Çünkü 2023'te mesela 3. çakra döngüsünde misiniz? Bir sonraki yıl 4. çakra döngüsü. Bir sonraki yıl 5. çakra döngüsü. Bir sonraki yıl 6. Bu şekilde gidiyor. Bir tanesini bulmanız yeterli. 1'den 9'a sonra tekrardan 1. çakra döngüsüne geçeriz. Hesaplama metodu nasıl? Hesaplama metodu çok basit. Doğum günümüzü ve doğum ayımızı baz alarak. İşte mesela ben 14 Şubat'ta doğdum. 14.02 yazdık. Sonuna 2023 yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonra tüm rakamları topluyoruz ve sonrasında sadeleştiriyoruz. Çakra döngümüzü bulmuş oluyoruz. Bir örnek yapalım. Hani akılda da kalıcı olsun. YouTube'dan izleyenler için de söyleyelim. Hani burayı durdurun. Kendiniz yazın. Rakamları toplayın ve sonrasında sadeleştirin. Ne diyorduk? 2023 çakra döngüsünü bulacağız değil mi? Şimdi yapalım bakalım. 14.02 sonuna 2023 yazdık. Rakamları tek tek, bakın 14 olarak değil, öyle yaparsanız yanlış olur.
Rakamları tek tek. 14'te 1 ve 4 var mesela. Bu şekilde. 1 artı 4, 5. 2 daha 7. 2 daha 9. 2 daha 11. 3 daha 14. Rakamların hepsini tek tek topladık. 14 sayısı geldi. Bunu tek haneye sadeleştirmemiz gerekli. 14'ü kendi rakamları arasında toplayıp sadeleştirirsek 1 artı 4'ten 5 gelir. Yani ben 2023 yılında 5. çakra döngüsünde olacağım demektir. Bir tane daha örnek yapalım. Hadi Mukaddes seninkini yapalım. Doğum gününü söylemen yeterli sadece. Aa, söylemeyelim mi? Tamam. Tamamen farazi bir örnek üzerinden söyleyeyim. Mesela 07-08 olsun. Yani doğum günümüz ve ayımız 07 ve 08 olsun. 07-08 sonuna 2023 koyduk. Dur söyleyeyim. Dur bir tane söyleyeceğim dur. Dur. Tamam anlaştık. Kim istiyor sonrakini? 19. 19 Ocak. Tamam yeterli bu bizim için. 19.01. Tabii yılı söylemene gerek yok. Yani doğum tarihinin tamamı gerekli değil. 19.01 sonuna 2023 koyduk. Rakamları toplarsak 1 9 daha 10, 1 daha 11, 2 daha 13, 2 daha 15, 3 daha 18. 18 sayısını bulduk. Sadeleştireceğiz. 1 artı 8'den 9 geldi. 2023 yılında 9. çakra yani son çakra döngüsünde bir sonraki yıl 9'dan 1'e geçecek. En başa geri dönecek. Hesaplamamız bu şekilde. Hani şöyle bir sayı bulabilirsiniz diye ekstradan bildirip mesela bazen buldunuz 19 mesela. Rakamları topladınız arkadaşlar 19 geldi. E ne yapacağız o zaman? 2 kere sadeleştireceğiz. Çünkü 1 artı 9 dediğimizde kaç geliyor? 10 geliyor. E 10 hala tek rakam değil ki. 10. çakra döngüsü diye bir şey yoktur. O zaman tekrar sadeleştiriyoruz. 1 artı 0'dan eşittir 1 diyoruz. Bunu da unutmayın. Yani tek rakam çıkmazsa topladığınızda sadeleştirdiğinizde tekrardan sadeleştirmeniz gereklidir. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim bunların anlamlarına. 1. çakradan 9. çakraya kadar tüm döngülerde ne yapmamız gerektiğini, işte nasıl uyumlanmamız gerektiğini anlatacağım. Oturun şimdi çok basit bir şekilde hepiniz hesaplayın ve sonrasında da ne yapmanız gerektiğini. Ya aslında buradaki mantık da şu arkadaşlar. O çakraya uyumlanıyoruz. Yani daha önceki yayınlarımızda Mukaddes'in YouTube kanalına girdiğinizde bulabilirsiniz. Çakraları anlattık. Çakra tavsiyelerini anlattık. Esasında temel prensip bu yine. Çakralara uyumlanmaya çalışıyoruz. O yılı en iyi şekilde kendi hayrımıza en iyi nasıl geçiririz? Aslında bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi 1. çakradan başlayalım. Buldunuz 2023'te 1. çakra döngüsündeyseniz eğer 1'i zaten artık hepimiz biliyoruzdur diye düşünüyorum. 1 başlangıç enerjisidir, liderlik enerjisidir diye her zaman anlatıyorum. Şimdi 1. çakra döngüsüne geçtiğimizde arkadaşlar demek ki artık bağımsızlığımızı kazanma, bireyselleşme yılındayız. Yani yalnız başımıza cesaret ve tüm güçlerimizi toplayarak kendi amacımıza sımsıkı sarılmalıyız. Etrafımızda bizi yıldırmaya çalışanlar, yapamazsın diyenler, işte olmaz diyenler olabilir. Bunların hepsini kulağımızı kapatacağız. Kendimize olan güveni yitirmeden inisiyatif alarak hayatımızdaki amacımıza dosdoğru ilerlemeliyiz. Bakın 1. çakra dediğimiz döngüde tohumu ekme yıldır. İlk çakradır daha bakın. İlk döngüdesiniz. Tohum ekme yılınızdır. İşte birileri sizi canınızı sıktı onu yapamazsın dedim. Kapayın kulaklarınızı. Yani son birkaç yılda işte dezavantajlı bir sürü olay yaşamış olabilirsiniz. Tecrübe yaşamış olabilirsiniz. Bunların arkasına sığınmadan cesaretle adım atmalıyız. Ki bunu her zaman söylüyorum. Biz tam anlamıyla harekete geçtiğimizde yani 1. çakra yaratıcı enerjinin böyle üzerimizden aktığı bir çakradır aslında. Bu yüzden yaratıcılığımızı öğrenip ve sınırlarımızı aşmayı öğrenmeliyiz. Tam anlamıyla harekete geçtiğimizde bunu birebir deneyen birisi olarak, deneyimleyen birisi olarak ki sen de bunu çok iyi biliyorsun. Evrenin tam desteğini ancak o zaman alırız arkamız arkadaşlar. Yani siz tam anlamıyla harekete geçtiğinizde evren size desteğini tam anlamıyla da göstermeye başlar. Hani bu yüzden artık şu koltuğumuzdan kalkıp kafanızda düşündüğünüz ne varsa, işte bugüne kadar düşünüp de yapamadığınız ne varsa, bakın kendiniz için ama bir başkası için değil. Çünkü ne dedim? 1. çakra döngüsünde bireyselleşme. Bireyselleşme kendinizi düşünmektir. Bağımsızlığınızı kazanma yolunda adım atacağınız bir yıldır. Risk alacaksınız. Harekete geçeceksiniz ve geleceği düşüneceksiniz. Bunun yanında ekstra olarak şunları da söylemek istiyorum.
Birinci çakranın en büyük olumsuzluklarından biri bağımlılıklardır arkadaşlar. Yani sigaradır, alkoldür, duygusal bağımlılıklardır, yemek bağımlılıklarıdır. Aklınıza artık çeşitli seçenekleri getirebilirsiniz yani. Birinci çakranın olumsuz olduğu için hani yeni bir şeye başlama enerjisi diyoruz ya, tam da bağımlılıkları bırakmaya da en iyi yıldır. Yani bir şeye yeni başlayacaksanız veya bir bağımlılığınızdan kurtulacaksanız bunu yapmak için de muazzam bir yıldır. Onun da bilgisini verin. Birinci çakra aslında bu şekilde kendi bireysel... Başlamak için diyorsun. Yani her kesinlikle şeye başlamak için. Ama ne cesaretli olacağız. Tabii kimseye kulağımızı asmayacağız. Son yıllarda yaşadığımız belki olumsuz olaylar olabilir mukaddes. Yani bize yapamazsın, edemezsin diyenler olabilir. Herkese kulağınızı kapatın. Kendinize güveninizi yitirmeyin ve cesaretle, risk alarak hayatınızda harekete geçme dönemidir. Bir zaten harekete geçmedir. Yani yaratıcı enerji birinci çakradadır. Yani hep bir üzerinden Rahman enerjisidir diye anlatırız. Bu yüzden harekete geçin. Harekete geçmediğinizde tabii ki de bu çakranın döngüsüne göre yaşamış olmayacaksınız aslında. Bu da sizin hayatınıza negatifleri getirir. Onu da söyleyeyim. Tabii harekete ne için, neye başlayacağımızı tam olarak bulabilirsek. Bir de tabii o var, yani neye başlayacağız? Vardır yani, mukaddes. Yani hayatımızda geride bıraktığımız... İstediğimiz bir şeye mi başlayacağız? Yoksa hani başlamak derken bu her anlamda değil mi? İlişkilerde. Her anlamda. İş hayatı hiç fark etmez. Şöyle düşün. Bilincinde geride bıraktığın ne varsa, hani yapamadığın, cesaret edemediğin, olmaz dediğin, insanların sana bunu yapamazsın, edemezsin diye empoze ettikleri, hayatında bir şeyleri değiştirmeye cesaret edemediğin ne varsa, bakın bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Bireyselleşme diyorum ya, senin istediğin ne varsa, hepimizin vardır hayatımızda isteyip de bir türlü harekete geçmediğimiz, bir türlü başaramadığımız, yapamadığımız bir şey. Bunlar için aslında bunu maddi ya da manevi, yani sınırlandırma getirmeyin. Zaten burada bahsettiğim şey sınırlarınızın ötesine geçebilmek, yaratıcı gücünüzü kullanabilmek. Yani Allah'ın bize bahşettiği o yaratıcı enerji, Rahman enerjisi hepimizin içinde var. Bu yaratıcı enerjiyi harekete geçireceksin. Yaratıcı enerjiyle bağlantı halinde olacaksın. Harekete geçtiğinde de evrenin seni tamamen desteklediğini hissedersin. Diyorum ya, bakın ben spiritüel alanlara girişim aslında buydu. Bir evetle başladım mukaddes. Yani harekete geçtim, tamam dedim, evet dedim. Ama gerekliliklerini de yerine getirdim. Evet deyip yerinde oturmadım. Ve sonrasında işte numeroloji benim hayatımı değiştirdi diyebilirim yani. Çünkü bambaşka bir hayata geçiş yaptığımı ve evrenin beni tam anlamıyla desteklediğini hissedebilirim. Evet, yolda zorluklar oldu. Tökezlendim biraz ama hiç asla yolumdan şaşmadım. Amacıma sımsıkı bir şekilde sarıldım. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Birinci çakra döngüsünde bunu yaptığınızda çok 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 daha etkili olur. Yani yılın döngüsüne uyumlanmaktır aslında bu. Çünkü şu anda işte mesela birinci çakra döngüsünde sizin doğum tarihinize göre siz bir rakamını hayatında titreştiriyorsunuz. En iyi zaman da tabii ki de o zamandır. Şimdi geçelim ikinci çakraya. Yani, i̇kinci çakra. Bir rakamında bir zorluk yoktur. Ben çünkü aklımda hep böyle bir rakamı sıfırdan başlamak, her şeye yeniden başlamak gibi hani zor gibi geldi. O yüzden aslında işte ben de bir rakamım bu sene yanılmıyorsam. Evet. Şimdi zor gibi geldi diyorsun ya mukaddes. Aslında ben de tam da ondan bahsediyorum. Her ne kadar size zor gibi görünse de bahanelerin arkasına sığınmayın. Bahane üretmeyin ya da insanlara kulağınızı tıkayın dememin sebebi de bu. Aslında bir rakamı bize birazcık bunu getiriyor. Yani bahanelerin arkasına sığınma, bu tarz şeyleri getiriyor. Bunların arkasına sığınmadan amacımıza sımsıkı sarılarak, inisiyatif alarak kararlı bir şekilde bu yolda ilerlemeliyiz yani. Bunu sen de kendin için düşünebilirsin aslında. Süper. Şimdi gelelim. Hesaplıyorum şu anda zaten. Evet. Tamam, bir yandan kalem kağıtla hesaplıyorsun, anladım. Şimdi gelelim ikinci çakraya. İkinci çakra artık birinci çakra. Yeni gelenler için çok özür dilerim. Yeni gelenler için tekrar hatırlatmak istiyorum. Doğum tarihiniz ay olarak, şey olarak, gün olarak, ay olarak yan yana koyuyorsun ve yanına 2023 koyup hepsini birden topluyorsunuz. Ondan sonra da sadeleştiriyorsunuz. O sizin döngülerinizi oluşturuyor. Çakra döngülerinizi oluşturuyor. Şimdi birinciyi anlattı. İkiye geçti sevgili Vedat. Oradan takip edelim. Kopuş kopuş olduğu için ben toparlamak istedim. Tamam. Şimdi ikiye geçiyoruz sevgili canlar. Evet. İkinci çakra döngüsü ise
Yani bir de ne yaptık? Bağımsızlığımızı, bireyselleşmeyi öğrendik. Kendimizi düşünmeyi, sadece kendimizle alakalı kararlar vermeyi. Yani ben demeyi. İkinci çakrada da her zaman diyoruz yani sen demeyi öğreneceğimiz bir yer. İkinci çakrada başkalarının duygu ve düşüncelerine önem vereceğimiz, ama yani bu önemi şöyle anlatayım, en yüksek düzeyden bahsediyorum. Empati kurumu açısından söylüyorum. Bunu yapacağımız bir yıldır. Düşünce, kibarlık, nezaket, bunları yaşayacağımız bir yıldır ki bu alanlarda da arkadaşlıklar kurmamız bizim için çok ama çok iyidir. Şimdi ne dedim? Birinci çakrada bir tohum ekiyoruz değil mi Mukaddes? Birinci çakrada ektiğimiz bu tohumu tıpkı bir anne özverisiyle ikinci çakrada büyütmemiz lazım. Onu büyütmemiz lazım. Yaklaşmamız, fedakarlıklar yapmamız, karşı tarafın duygu düşüncelerine önem vermemiz, bir şeyleri birazcık alttan almamız gereken bir yıldır. Empati deriz aslında ikinci çakra için. Hizmet deriz aslında. Arabuluculuk deriz mesela. Yani insanlar arasında arabuluculuk yapabilirsiniz. Hizmeti bir doyuma ulaştırmanız lazım ve bunu karşılık beklemeden yapmanız lazım. Neden anne dediğimi şimdi anlayabilirsiniz hani. Anne nedir? Evladına hiçbir karşılık beklemeden, karşılıksız saf sevgiyle yaklaşır ve ona o anlamda hizmet eder, değil mi? Evladımıza bu şekilde hizmet ederiz. Aslında annelik bilinci dediğimde o birinci çakradaki o tohumu annelik bilinciyle büyütüp duygu ve düşüncelerimizi, kapasitemizi en yükseğe taşımalıyız. Tabii burada aşırı duygusallığa ya da işte hayır diyemeyecek kadar kendimizi kullandırtmamaya da özen göstermeliyiz. Sadece ikinci çakranın doyumuna ulaşmamız lazım. O duyguları, empatiyi, karşı tarafın da var olduğunu öğrenmemiz gereken bir yıldır. Gelelim üçüncü çakraya. Üçüncü çakra her zaman diyoruz. Bir ego, ikincisi bireysel ifade. Üçüncü çakra döngüsündeyseniz eğer arkadaşlar artık kendinizi artistik yollarla ifade edebileceğiniz bir yıldır. Şimdi ben böyle söyleyince ne demek istiyor diyorlar. Artistik yol dediğimiz arkadaşlar aslında sanattır. Kendimizi ifade edebileceğimiz sanatsal alanlardır. Sanata gerçekten çok önem vermemiz lazım. Bu sanat kişiden kişiye değişir. Kimisi el zanaatlerinde, el işlerinde, kimisi müzikte, tiyatroda, kimisi resimde, kimisi yazarlıkta. Yani bunun alanı hiçbir şekilde fark etmez. Kocaman bir başlık atıyorum. Sanatsal alanlarda kendimizi ifade edebileceğimiz bir ortam oluşturmak. Çünkü üçüncü çakra döngüsünde aslında egolarımızdan sıyrılma, daha çok sıcak bir insana dönüşme, o egomuzu insanlar üzerinde kullanmamayı öğrenmemiz gereken bir yıldır. İşte despotluğu, alınganlığı, insanların laflarına karşı işte bir kalkan geliştirmeyi bırakmamız gereken bir yıldır. İçimizdeki eğlenceli kişiliği, kahkahayı, gülmeyi bastırmamamız gereken bir yıldır. Bunu nasıl yapıyoruz işte? Sanatla yapıyoruz arkadaşlar. Bakın benden analiz alanlara mesela 3. çakrada her zaman bunu tavsiye ederim. Eğer ego ile alakalı bir sıkıntınız varsa, çünkü ego normalde pozitif anlamdadır. Ego işte ben bu dünyada ne anlam ifade ediyorum sorusunu her zaman kendimize sorduğumuz bir yerdir. Ama negatifine düştünüz, egoist bir insan oldunuz. İnsan, bakın egoistlikten bahsettiğim şudur Mukaddes. İnsanlar bazen bunu anlamayabiliyor. İlla siz kendinizi bir insandan üstün hissetmeniz gerekmiyor. Sadece ego burada yoktur. Bir insanı kendinizden üstün hissettiğinizde de ego vardır aslında. Aynı şey çünkü onun tezatı. Hani ben işte hiç kendimi insanlar üzerine üstün hissetmiyorum, onlara egoistlik yapmıyorum diye olabilirsiniz. Birilerini sizden daha üstün görüyorsanız yine ego çalışıyordur. Yine olumsuzundasınız. Yani karşınızdaki istediği gibi bir hoca olsun, üstad olsun ya da bir işi başarmış bir insan olsun. Unutmayın, hiçbir insan diğer insandan üstün değildir. Kendini fazla geliştirmiştir. Sınavlarını senden daha iyi vermiştir. Bu yüzden bu noktadadır. Ama senden üstün olduğu için bunu yapamamıştır yani. Üstünlük diye bir kavram yoktur. Bunu da nümerolojik olarak baktığımızda en iyi ifade edebilmenin ve sıcak bir insana dönüşüp içimizdeki eğlenceyi bahsi alanlarla geçiyor. Sanatsal alanlara gittiğinizde kendinizi oralarda ifade edebilecek bir alan bulduğunuzda sıcacık bir insana dönüşmeye başlıyorsunuz aslında. Afiyet olsun. Evet.
Teşekkür ederim. Şimdi geçiyoruz dördüncü çakraya. Dördüncü çakra her zaman diyoruz kalp çakrasıdır, toprak elementidir ve dünyayı temsil eder aslında. Dünya gezegenini. Dördüncü çakraya geldiğimiz eğer çakra döngünüz dört çıktıysa arkadaşlar fazlalıklardan kurtulma, daralma yılımızdır. Artık kendi alan sınırlarımızın içerisinde topraklanmayı öğrenmemiz gereken bir yıldır. Sabır ve sebatimizi en üst noktaya çıkarmayı öğrenmeli ve çok çalışmalıyız. Dört, dünyaya köklenmektir ya mukaddes. Yani şöyle bir örnek vereyim hani böyle en ülkemizde, çünkü başka ülkelerde böyle bir şey yok. Bizim ülkemizde 60'lı 70'li yaşlarda işte inşaat işçileri var mesela. İşte ne bileyim ağır işlerde çalışan insanlar var. Bunun temel sebebi aslında Türkiye'ye bedenlenenlerin dördüncü çakrasının güçlü çalışmasıyla alakalı. Yani dünyaya öyle bir topraklanıyoruz, o kadar böyle çalışkan bir insan haline geliyoruz ki bedensel olarak bahsediyorum, fiziksel olarak. Haliyle o yaşımıza geldiğimizde hala çalışabilecek gücü kendimizde buluyoruz. Özellikle mesela bu doktorlarda çok fazla var. İşte Türkiye'de doktorların ne kadar zor şartlarda çalıştığını biliyoruz. Ama mesela yurt dışına bir gidiyorlar. Yurt dışında sistem öyle değil yani. Burada çalıştığının onda biri kadar bir mesaisi var. Oradan herhangi birini buraya getirsen... Yurt dışında her meslekte öyle. Yani bizim ülkemizde biz çok çalışkan insanlarız biliyor musun? Aynen öyle. Sadece yani, doğru şekilde çalışmayı bilmiyoruz. O kadar. Belki. Yani belki. O emeği... Deli gibi çalışıyoruz biz. Daha geçen kesinlikle hafta öyle. İşte o da dördünden kaynaklanıyor. Daha geçen hafta şok olarak döndüm buraya. Yani şokta döndüm. Tekrar yani 2 saat çalışıp yok 2 saat ara vermek. Saat işte 2'de 3'te iş bitiyor. Yani bizde 2'de 3'te daha yeni başlıyor gün. Hakikaten biz aynen öyle. Neredeyse günde 12 saat çalışan insanlarız. Evet. Bir de tabii kalp çakrasıyla ilgili bir şey soracaktım. Kalp bir de sevgi makamı ya, dördüncü bölge, yani kalp çakrası aynı zamanda mutmain bölge, yani kalbe geldikten sonra geriye düşüş kolay kolay olmaz. Senin söylediğini makamlarla şeylerle bir de kıyaslıyorum ben şu anda. Canlar da öyle düşünsünler lütfen. Sevgi çakrası değil mi aynı zamanda? Yani dünyaya topraklanıyoruz. Sevgi daha çok altıncı çakrada oluyor. Zaten altının dörtle birleşimi de odur. Kalbe çıkıp kalpten sevgiye yükselmek direkt altıya yükselmektir. Dörtte aslında aidiyetimizi oluşturuyoruz mukaddes. O yüzden diyorum ya sabır ve sebatı en yüksek seviyeye çıkarmamız lazım. Mesela bunu nasıl yapabilirsiniz? Örnek veriyorum işte yogayla. Bu da benim çok tavsiye ettiğim bir şeydir. Yogayla ne yaparsın işte? Beden farkındalığı oluşturup topraklanmayı öğrenirsin. Bedensel farkındalık zaten ruh ve beden farkındalığını getiriyor devamında. Yani sabır sebatı en üst düzeye taşıyıp çok çalışmayı öğrenmeliyiz. Dallarımızı, budaklarımızı kesmeliyiz. Yani daralma yılıdır. İşte yeniliklere, çeşitlere değil de daha çok sabit, monoton bir hayatı benimseyeceğimiz bir yıldır. Topraklanmayı öğrenmek adına söylüyorum bunu. Bir de birazcık parası olanlar varsa onlar için söyleyeyim. Toprak satın almak ya da işte emlak yatırımı yapmak için de çok çok iyi bir yıldır. Çok çok da kazanç getirir insanlara. Çünkü ne diyoruz? Dört dünya gezegendir. Dünyada ne yaparız? Dünyaya aidiyet hissiyatı oluşturmaya çalışırız. Nasıl yaparız? Bir evin olduğunda, bir toprağın olduğunda aslında aidiyetini geliştirmeye başlarsın. Kendini oralarda bir yere ait hissetmeye başlarsın. Tabii bu herkes için verebileceğimiz bir tavsiye değil. Maddi olanaklara sahip insanlar için verdiğim bir tavsiye. Ama diğerleri için de söylüyorum. Monoton bir hayatı benimsemeli, topraklanmayı öğrenmeli, sabır sebatı en yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Yani yeniliklere, çeşitlere birazcık kapalı olup bir zanaatla, bir uğraşla bir yıl geçirmek kişiye çok çok iyi gelecektir. Sabır sebatla alakalı bir sıkıntısı varsa eğer, çok aceleci, tez canlı, bir şey hemen olsun isteyen bir insansa da işte orada bu duygularını biraz dengelemeyi ve dönüştürmeyi de öğrenecektir. Zaten öğrenmesi gereken bir şeydir de işte bunu dördüncü çakra döngüsünde en iyi zamanla yapar. Yani kalbe çıkması. Aynen öyle. Beşinci çakra döngüsüne geçersek mukaddes, beşinci çakra döngüsünde bambaşka. Dördün hemen tersi var. Ne dedik dörtte? Yeniliklere açık olmayacağız. Dallarımızı, budaklarımızı keseceğiz biraz, törpüleyeceğiz. Beşte ise tam tersi. Dallanacağız, budaklanacağız. Özgürlüğün temsil edildiği bir yerdir. Deneyimin temsil edildiği bir yerdir beşinci çakra. Beşinci çakrada hep deneyim çeşitliliği, deneyim çeşitliliği. Bunu öğren. Yani
çok çok sosyal olmanız gereken bir yıl. Yeni yerleri, yeni insanları, yeni kültürleri öğrenmeniz gereken bir yıl. Ve hayatın size getirdiği yeniliklere de açık olmanız lazım. Kafanızda var olan işte cesaret edemediğiniz yeni fikirlere şans tanımanız gereken bir yıldır. Hep derim işte şaman Kızılderili 5. çakra buradadır aslında. Yani onları temsil eder. Bir şaman kadar özgür olacaksınız. Ancak sahip olmayı ya da sahip olunmayı değil, bütün olmayı, insanlarla beraber var olmayı öğreneceğimiz bir yıldır. O yüzden 5. çakrada sosyallik, gezme, tozma, yeniliklere açık olma, dallanıp budaklanma, yeni şeyler öğrenme yılıdır. Seyahatler, meyahatler falan da bol bol görürüz zaten 5. çakrada. Seyahat dedim zaten orası geliyor. 6. çakraya geçtiğimizde ise 6. çakra tam da senin dediğine şimdi gelmek istiyorum. Şimdi 4. çakraya enerjiyi çıkardık, kalbe çıkardık. Kalpteki mührü ancak kırdığımızda mukaddes. Çünkü kalbimizdeki o mührü kırmadığımızda acılarla kırılarak açılıyor maalesef. Biz A'dan Z'ye zıplamaya çalıştığımızda hayat bize çok daha zor senaryolarla geliyor. Bazen ilişkiyle, bazen zor sınavlarla, maddiyatla. O kalbimizin mührü aslında akışa teslim olmadığımız için zorla kırılarak açılıyor. Kalpteki mührü kırdıktan sonra aslında 6. çakradaki sevgi bilincine ilerliyoruz. Çünkü 6 sağ beyindir. İşte dünyada kadınların aslında erkeklerden çok daha üstün olduğu bir yerdir. Duygusal zekayı temsil eder. Sevginin, ailenin, huzurun, dengenin var olduğu bir yerdir. Bu yüzden de 6. çakra döngüsünde de aileden bahsedeceğiz, sevgiden bahsedeceğiz, aşktan bahsedeceğiz. Bakın aşık olunabilecek bir yıl. Onu özellikle belirteyim. Ondan yani hatta bu noktada ben eğitimlerimde öğrencilerime bunu öğretirken hani herkes şey yapıyor böyle bir geçmişine dönüp bakıyor böyle hani ben ne zaman aşık oldum falan hani 6. çakra döngüsüne denk gelmiş mi gelmemiş mi diye. Hani bunun diğer çakra döngülerine daha çok denk geldiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada tabii ki de aşktan, sevgiden bahsediyoruz. Yeni ilişkilere başlanacak bir yıl olabilir. Buna da kişinin hani hazır olmasını söylüyoruz. Ancak aileye de dönüşün olacağı bir yıldır. Tabii burada sınırları düşünmeden söylüyorum. Akraba bağımızı, aile bağlarımızı güçlendirip birazcık ailemize döneceğimiz, sizden yardım isteyenlere el uzatacağınız, bu aile bireyiniz de olur, bir başkası da olur. Böyle bir yıl geçiyor. Ayrıca 6. çakra görselliği ve nasıl söyleyeyim sanatı da temsil ettiği için bir nebze burada işte görsellikle alakalı bir alanlara da ilerleyebilirsiniz. Estetikle alakalı alanlara ilerleyebilirsiniz. Yani evinizin dekorunu değiştirmek gibi bir hissiyat içinize doğabilir, yapabilirsiniz. Yani imkanlar el verdiğince. Bunlar birazcık daha tabii diğer bahsettiğim kavramlara göre daha az hani rastladığımız şeyler. Ama asıl amaç aileye dönüştür. Burada aileye dönüşte de şunu özellikle belirteyim. Despotluğu ve mükemmelliyetçiliği elden bırakarak ailemize, arkamıza dönüp bakmalıyız. Ailemizin var olduğunu, anne sevgisi, baba sevgisi, kardeş sevgisi, akraba sevgisi. Ama sevgi ve denge kendiliğinden oluşmadığı için, kendiliğinden oluşmadığında da despotlaşabileceğiniz için mükemmelliyetçilik ki bu Türkiye'de çok fazla var. O kadar mükemmelliyetçiyiz ki mukaddes, mükemmel olsun diye yapmadığımız, yani mükemmel olmadığı için yapmadığımız bir sürü işlerle meşhuruz. Yani mükemmelliyetçiliği ve despotluğu bir kenara bırakacağımız bir yıldır. Burada mesela hani bu kadar mükemmelliyetçiliğe de örnek verirken şunu da söylemek istiyorum mukaddes. Hani Türkiye maalesef ki bu noktada bu deneyimi yaşamak zorunda. Bütün yayınlarımızda defalarca söyledik. Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. çakrasında harf desteği yok. Bu yüzden de 6. çakran çok fazla negatifini yaşıyoruz diye. Mükemmelliyetçilik ise 6. çakrada harf desteği olmayan birçok kişinin hatta neredeyse herkesin yaşadığı bir deneyim. Mesela bunu nereden anlayabiliriz? Ülke bilincine o kadar yerleşmiş ki bu. Geçen bir videoda gördüm çok hoşuma gitti. Dedim ki hani bu güzel bir örnek aslında bunu anlatmak için. Hani Türkiye'deki sistem nasıl? Vedat işte okula başladı. Lisede örnek veriyorum. İşte matematiği, fiziği çok iyi, işte bilmem nesi çok kötü. Hemen o kötü olan dersten işte özel ders aldırırlar bana ailem. İşte kursa gönderirler. Hep kötü olanı tamamlama dürtüsüyle yaşarız yani. Ya edebiyatı mesela bir kişinin çok iyi, matematiği çok kötü. Anne baba ne yapıyor? Hemen matematikten özel ders aldırıyor. Aslında yurt dışında bilincin böyle olmaması, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre 6. çakranın daha dengeli çalışması sebebiyle onlardaki mantalite böyle değil.
Sen benden daha iyi bilirsin. Kişi bir yerde başarılıysa başarılı olduğu yerde potansiyelini diyor ki çocuğum işte şurada başarılı, matematikte başarılı mesela. Ya ben niye gideyim fizikten ona özel ders aldırayım? Matematikten aldırayım ki matematiğini daha da geliştirsin. Matematikten yürüsün. Tabii Aynen tabii. yürüsün. Senin Yani ne çok kadar iyi olursun. mükemmelliyiz. İstiyoruz ki her şeyimiz çok iyi olsun. Her alanda başarı sağlayalım. Bu çok yanlış bir düşünce. İşte bu da 6. çakranın aslında en büyük negatifi. Ülke genel olarak öyle ama Vedat'cığım. Yani en azından benim zamanımda öyleydi. Hem Türkçe'yi bilsin, hem matematiği bilsin, hem fiziği bilsin, hem biyoloji, hem müzikte, hem resimde, hem beden Tabii. eğitiminde başarılı olsun. Öyle bir şey yok. Yani resmi yapabiliyor olabilir, resim yeteneği vardır ama sporda iyi değildir. Yani ya da müzik vardır, resimde iyi değildir. Bunu biz hiç kabul etmedik, değil mi? Aynen. Matematikte de iyi olsun, fizikte de iyi olsun, onda da, Bu bunda işte da. bizim mükemmelliyetçi duygumuzdan Ama kaynaklı. evet, ama Mukaddes yurt bir... dışı öyle değil ki. Yurt Tabii. dışında ne güzel söyledin. Matematikte çok başarılı. Sadece matematiğe yoğunlaştırırlar. Aynen. Fiziği artık Potansiyelini orada ortaya çıkarabilsin diye. kırar. Öbür Evet, türlü ne fiziği. oluyor işte? Çocuklarımızda yetersizlik duygusu oluyor. Ben bunu çünkü siz bir çocuğu başarısız olduğu bir dersten özel ders aldırdığınızda çocuk onu başarmaya çalıştığında ve başarısız yani hani kendini eksik hissedecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Siz onu aslında orada eksiklik duygusunu yüklüyorsunuz. Hani bunun olması da dediğim gibi Türkiye'nin %70'inde, %80'inde 6. çakrada arz isteği yok arkadaşlar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yani ülkenin isminde de 6. çakra arz isteği yok ve bu ülkeye bedenlenenler de 6. çakrada arz isteği olmadan geliyorlar. Bu mükemmelliyetçilik duygusu da 6. çakranın en büyük negatifi olduğu için tüm hayatımıza yansımış durumda. Biz ne zaman ki bunu dönüştürürsek ülke bilinci de dönüşmüş olacak. Yani bir kişi demeyin hepimiz bu noktada çocuklarımızı hem doğru yönlendirmek hem de onların büyüdüğünde kendilerini eksik hissederek değil de güçlü, başarılı hissederek bir yetişkin birey haline gelmesi de çok önemlidir. Bu yüzden mesela Türkiye'de hep üniversiteler tercih edilir ve sonrasında bölümden mutlu olunmaz. Çünkü çocuk potansiyelini bilmiyor. Anne baba onun potansiyelini bulabileceği alanlara yönlendirmedi ki. Tam aksine potansiyelini bulamayacağı alanlara yönlendirdiği için çocuk bunu çok geç fark ediyor. Artık genç ya da olgunluk seviyesine geldiğinde fark edip ya üniversiteyi bırakıyor ya da mesleği değiştiriyor aslında. Bu yüzden kişinin kendi potansiyelini öğrenmesi çok çok önemlidir. Bunu da bu şekilde uygulamanızı tavsiye ederim. 6. çakra döngüsünde de bunu daha çok uygulayabilirsiniz ve daha fazla mükemmelliyetçilik ve despotluk gibi olumsuz kavramlardan sıyrılabilir. Bunu dönüştürebilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi geçiyoruz 7. çakra döngüsüne. 7. çakra döngüsü zaten 7'yi hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Spiritüelliğin, ruhsallığın, maneviyatın var olduğu bir yerdir. 7. çakrada artık birazcık kendi için, hatta birazcık değil ne kadar fazla yaparsanız o kadar iyi. Çünkü özellikle yaşadığımız yıllarda öyle bir döneme denk geldik ki hani uyanış uyanış diyoruz ya artık insanlar uyanmaya başladı. O zaman siz de kendi içinize dönüp uyanışınızı, kendi uyanışınızı gerçekleştirmelisiniz. Bakın ben analizlerimde 7. çakrada hep aynı şeyleri defalarca defalarca böyle altını çize çize hep söylüyorum arkadaşlar. 7. çakra felsefenin olduğu yerdir. Dinlerin kökeni, yaratılışın kökeni bunları öğreneceğiniz bir yıldır. Bunu sosyalleşerek yapamazsınız. Bunu Doğru. insanlarla Ben beraber yedim benim olarak de. aynen. Yedinci yılım. Senin 7. yılın mı? Heh. Bu yıl niye bunları yaşıyorum diye soruyordun ya 2000, mukaddes. 2023. 2023 yedinci yılım ama değil mi? 2022 değil. Senin doğum tarihini bilmiyorum bu arada ezbere. Az önce söylediğim 25 Şubat. 25 Şubat. 25 Şubat'a bakalım. 2, 5 daha 7, 2 daha 9, 11, 13, 7 daha 20. Senin 2023'te 2. yılın oluyor. Tekrardan yapayım. 14 Şubat dedin değil mi? 1 daha 5, 2 daha 7. 25 Şubat. 25 Şubat. 2, 5 daha 7, Niye 2 ben daha 7? 9, 11, 13. Pardon doğru yanlış hesapladım. Evet 2023 7. çarkadan. Doğru özür dilerim. Kafadan Seneye yani. yapınca özür Bu sene değil dilerim. değil mi? Tabii tabii. Sen, biz Seneye gelecek yılı konuşuyoruz. gelecek yıl ama yani etkilerini şimdiden yaşamaya başlarsın. Çünkü yılın sonuna gelmeye başladı. Başladım, Hayat başladım. sahasında bu deneyimi getirmeye başlıyor. Hani şey diye düşünmeyin arkadaşlar. Hemen bugün doğum gününde tak diye bir şey değişti. Hayır öyle değil. Hayat Dur. size mesela şimdi 6. çakra döngüsündesin. 6'nın bitimi 7'nin başlangıcı olarak zaten o deneyim erken gelmeye başlıyor. Yani direkt o gün yepyeni bir çakra döngüsüne başlanmışsınız gibi düşünmeyin. Orada tıpkı işte Müthiş. mavi renkten kırmızı renge geçer
çakraken hani ortada mavili kırmızılı bir geçiş olur ya aslında çakra döngüsü de bu şekildedir. Direkt net bir çizgi yoktur. Geçiş dönemi olur. O geçiş döneminde de herkesini yaşamaya başlarsın. 2023'ün de zaten ülke olarak da onu da söyleyeyim. Çünkü 2023'e tek başına yıl olarak baktığımızda hani bireysel yılımız ayrı. Ben dünya yılından bahsediyorum. 2023'ün rakamlarını topladığımızda zaten 7. çakra döngüsünde dünya olacak. Yani peki, bütün Türkiye, dünya... Türkiye kaçıncı çakra döngüsünde olacak 2023'te? Yani Türkiye'nin çakra döngüsü 2023'te farklı bir muhabbet vardı. Yani döngüyü söylememek için söylüyorum bunu. Şöyle düşün Mukaddes. Bu numerolojide hani bir sistem, harflerin belli bir yankılanma yılı vardır. İsim enerjisi deriz biz buna. 2023'te aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin isim enerjisinin bittiği, son harfin bittiği yıldır aslında. Yeni bir kontrat başlayacaktır 2023'te. Bunu daha önce bir yayımızda zaten anlatmıştık. Yani 2023'te çakra döngüsünden çok daha önemli bir şey var. Türkiye'nin isim enerjisi son buluyor. Ya Türkiye Cumhuriyeti başa geçecek ya da yeni bir kontrat olacak ki yani gördüğümüz veriler numerolojik olarak hani Türkiye'nin yeni bir kontrat imzalayacağına dair yani ülke olarak, ülke bilinci olarak ki dünyanın da 7. çakra döngüsünde olduğunu görecek olursak daha çok ben her zaman söylüyorum 2023'ü biz bundan 20 yıl önce de söylerdik. Bir şey değişmezdi çünkü hesaplama Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulduğu tarihten itibaren belliydi. 100 yıla denk gelmesi harflerin enerjisiyle alakalı. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki tek tek bütün harflerin enerjisine baktığımızda zaten 100 yıla tekabül ediyor. Şimdi bu bir tesadüf mü? Hayır değil. Peki bu bir siyasetle alakalı mı? Hani 2023'te seçim olacağı şeyle alakalı mı? Hayır, o da değil arkadaşlar. Yani numerolojik olarak biz baktığımızda bununla alakalı bir işte siyaset, maddesel, bununla alakalı bir şey görmüyoruz. Onu özellikle belirtim. Yani siyasetle alakalı bir şey değil. Daha çok ruhsal anlamda bir değişim dönüşümün yeni bir kontratın başlangıcı olduğunu her zaman yayınlarımda söyledim. Ne olacağını tabii ki de bilemeyiz. Geleceği göremiyoruz. Ama en azından hangi alanda nasıl bir değişim olacağını bunu bilebiliyoruz. Ve bunun da spiritüel ve ruhsal olarak olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Astrolojide de zaten bu şekilde çıkıyor. Yani diyorum ya tarih kitapları 2023'e yazacak ama öyle ama böyle. Belki başlangıcı olacak. Belki 2023'te daha büyük bir değişime de tanık olabileceğiz. Yani direkt tanık olacağız diyemiyorum. Çünkü belki başlangıcıdır. Yani belki 2025'te 26'da biz aslında bunun etkilerini yaşayacağız ama başlangıç tarih kitaplarında 2023 yazılacak. Yani onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yedinci çakraya geçtiğimizde de hem dünya bilinci olarak hem de kendi bilinciniz olarak söylüyorum bunu. Mukaddes bu senin için de geçerli. Aslında kendi içimize döneceğimiz bir yıl. Kendimizi keşfedeceğimiz, zihnimizi sol beyin çünkü yani altıncı çakra sağdır. Yedinci çakra sol beyindir. Sol beynimizi çalıştıracağımız ruhsallığı, maneviyatı nasıl yapacağız bunu? İnsanlarla gezerek, tozarak, sohbet, muhabbette değil. Kendi içimize dönerek, sessizlik içinde tefekkürle, meditasyonlarla, kitabi bilgileri okuyarak, işte tasavvuf olur, işte spiritüel kitaplar olur. Diyorum ya insanlığın kökenini, tarihini öğrenmek için bir yıldır. Tabi bu insanlığın kökeninden bahsettiğimizde işte Atlantis, Mısır, Mısır'dan günümüz bu üçlemeyle düşündüğünüzde üstü kapalı gerçekleri öğrenme zamanıdır. Spiritüelliğe de adım atmanın en iyi yılıdır 7. çakra. Yani 7. çakra döneminde gelenlere de o zaman hoş geldin diyeceğiz ki benim eğitime katılanlara ben bir ara böyle şey yapmıştım Mukaddes. Kendince bir data çıkarmıştım yani öyle söyleyeyim. 7. çakra döngüsünde katılanların gerçekten sayısı oldukça fazla yani. Bunun da burada bir tesadüf olmadığını görmüş oluyoruz aslında. Evet, geliyoruz 8. çakra döngüsüne. 8. çakra döngüsü, 8 zaten biliyorsunuz arkadaşlar, bolluk, bereket yılıdır. Maddi bir kavramdır çünkü artık 7. çakra taç çakrası ruhtan çıkıyor. Maddeden çıkıyor. Maddeye hakimiyeti temsil ediyor ki madde hakimiyeti dünya düzeninde en çok parayla alakalıdır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani maddeye hakimiyet de paranın doğru kullanımı, paranın hayatımıza doğru alanda gelmesi. Mesela şu an Instagram'ımda aylık olarak bolluk bereket günlerini belirliyorum. Bu günler dünyanın günleri yani. Bir de sizin 8. çakra döngünüz var ki o zaman da bolluk bereketin eğer doğru kullanılırsa işte bakın burada çakra döngüsünün önemini de görmüş olacağız.
Eğer 8. çakra döngüsünde gereklilikleri yerine getirmeye başlarsanız bolluk bereket de sizin hayatınıza gelmeye başlayacak. Burada işte insanlar şey düşünüyor mukaddes hani. Hani bolluk bereket işte bana oturduğum yerden gelecek. 8. çakra döngüsündeyim. Öyle bir şey yok. Siz emek vermeden hiçbir şey gelmez. Peki bolluk bereketin gelmesi için nasıl bir emek vermek lazım? İşte burada da bilinci değiştirmek lazım. Bolluk bereketin ölçütü sadece para değildir. Evet, hayatımızda güce hakimiyet parayla olmasına rağmen biz onu ancak bilinci değiştirerek parayı hayatımıza çekebiliriz. Ki bu da en çok tasavvuf öğretileriyle mümkün oluyor. Ya da Buda öğretileri. Yani mesela İslamiyet'e yakın olmayan biri varsa o zaman onlar için de Buda öğretilerini tavsiye ediyorum. Hayata bakışınız, bolluk berekete bakışınız değişir. Bolluk bereket bilince hayatınıza pozitif anlamda gelmeye başlar. Bu sadece para değil, başka başka. İşte ne bileyim aşktır, kariyerdir, hayatınızda sizin yani neyse bolluk. Tabii yani mesela benim hayatımda bolluk bereket para değildi. Hiçbir zaman birinci sırada para yoktu. İşte bir bazıları için bu aşktır, bazıları için mesleki bir kariyerdir. Aynen öyle. Yani bu değişir kişiden kişiye. Sizin bilinciniz neyse aslında bolluk bereketiniz de o oranda artmaya başlıyor. Ama şunu da özellikle belirteyim. Para anlamında söylüyorum. 8. çakra döngüsünde özellikle şununla çok sınanırsınız. Şimdi güç size veriliyor maddi anlamda. Ama sonrasında da bu gücü adaletle dağıtmakla yükümlüsünüz. Bununla da sınanırsınız yani özellikle belirteyim. Son olarak 9. çakra döngüsüne geçiyoruz. 9. çakra arkadaşlar ilk 8 yılın sentezinin yapıldığı yerdir. Yani mesela 8. çakrada hasadımızı topladık. Artık 1. çakrada tohumlandı. 5. çakrada mesela çiçek verir. 8. çakrada da artık hasadı topladık. 9. çakrada artık ilk 8 çakranın oturup analizini yapma. İlk 8 çakra yani geçmişinizde kalan 8 yıl içerisinde neler yaptığınızı düşünme zamanıdır. Burada hesap kapatma zamanıdır diyebiliriz. Borçları kapatma zamanı diyebiliriz. Artık evren yasalarına uyumlanma, şifa için kanal olma, şifaya ilerleme, duygusal bağımlılıklarımızdan, derinlerimize yerleşmiş olan korkulardan arınma zamanıdır. Yani en yüksek kanallıkları kurabileceğimiz en iyi yıldır. Şifa içinde muazzam bir yıldır. Bir şifa alanıdır. Şifa alanıyla alakalı bir şeye başlama enerjisidir. Şifayı temsil ettiği için en iyi yıldır diyebiliriz. Evren yasaları bu noktada işte çok fazla ön plana çıkıyor mukaddes. Evren yasalarını öğrenmek ve sonrasında uygulanmak aslında yeni dünya düzeninde çok da mümkün olmuyor. İşte 9. çakra döngüsünde bunu uygulayabileceğiniz bütüne hizmet, sadece kendinize değil bütüne hizmeti öğreneceğiniz bir yıldır. Şifa içinde tekrardan söyleyeyim, şifaya başlamanın da en muazzam yılıdır. Çakra döngülerimiz şimdilik bu kadardı. Şimdi çok teşekkür ederim. Şeyi anlattın gerçekten. Yani 2023'ü anlattık. Canlar sorularınızı alacağım fakat sizden ricam özel şeylerinizi sormamanız, sadeleştirme nasıl yapacağım demişler. 2 dakika onu tekrar anlatalım. Tekrar anlatayım. Arkadaşlar doğum tarihinizin gün ve ay kısmını aldınız. Hangi gün, hangi ayda doğdunuz? Sonuna doğum yılınızı değil 2023'ü yazıyorsunuz. Sonrasında tek tek bütün rakamları topluyorsunuz. İşte örnek veriyorum. Ben 14.02 yani 14 Şubat'ta doğdum. 1 artı 4, 5, 2 daha 7, sonundaki 2023'ün rakamlarına da baktığımızda 2 daha 9, 2 daha 11, 3 daha 14. Tüm rakamları topladım, 14 sayısını elde ettim. Sadeleştirme 14 sayısının kendi rakamları. 14'te ne var? 1 ve 4 var. Sadeleştiriyoruz, 5 diyoruz. İşte 27 çıktı diyelim. 2 artı 7 eşittir 9 diyoruz. Bu şekilde sadeleştirerek çakra döngünüzü öğrenmiş oluyorsunuz. Instagram adresimde de biraz aşağılara giderseniz postu paylaşmıştım nasıl hesaplanır diye yazı yoluyla da direkt örneğini göstermiştim. Oradan da eğer hala kafasında soru işareti olanlar varsa bakabilir. Zaten senin Instagram'ında her şey var. Ben o ara ara verdiğin günlere falan da bakıyorum. Evet. Bir de insanların isimlerinin şeylerini falan da veriyorsun numerolojilerini. Evet, onlar yani... da çok keyifli.
Evet, yani isim analizlerini elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Altına yazılan yorumlar arasından her zaman seçmeye çalışıyorum. Ama tabii ki milyonlarca isim var. Hepsini yapabilmek bu noktada mümkün olmuyor. Ama elimden geldiğince en çok sorulan isim neyse onun analizini yapmaya çalışıyorum. Bu arada bilmeyenler için tekrar hatırlatalım Mukaddes. Ben bir yazılım kurdum arkadaşlar. Hani bana çok fazla Instagram'dan şu geliyordu. Hocam Evet. hani ya ben analiz almak istemiyorum ya da işte analiz alacak param yok işte. Bana kısa bir yorum yapar mısınız numeroloji ile alakalı gibi. Sizler için arkadaşlar bir ücretsiz numeroloji uygulaması sistemi kurdum. Bir Ben yazılım. söyleyecektim, onu anlatır mısın diye rica edecektim senden. Tamam, onu da tekrardan anlatayım arkadaşlar. Instagram profilime girdiğinizde zaten profilde www.numeroloji.org yazıyor. Web siteme giriyorsunuz. Orada kocaman bir resim var zaten. Ücretsiz analiz için tıklayınız diye. Tıklıyorsunuz. İşte bilgilerinizi giriyorsunuz. İsim, soy isim, doğum tarihi gibi işte kızlık soy ismidir. Kimlik de vardır, yoktur. Çünkü bunların hepsi nümerolojik olarak önemli değerler. Yani analiz yaparken de bunlar gerekli. Sonrasında yorumla diyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza hem bir nümerolojik tablo çıkıyor. Hem de yaklaşık 1,5 sayfalık bir nümerolojik tablo yorumlama çıkıyor. Hiç, ben normalde kısa analiz diye kurdum bir sistemi ama hiç de öyle kısa değil. Gayet tatmin edici ve numeroloji nedir, ne değildir sorusuna da güzel bir cevap olabilecek aslında bir sistem. Orada hem numerolojik tablonuzu görüyorsunuz. İşte hangi çakranızda kaç tane harf var? Hayatınızdaki en önemli rakamları, hayat amacınızı, kişilik rakamınızı, her şeyinizi tablo halinde gösterip ve altında her birine birkaç cümleyle, bir paragraf diyelim hatta birkaç cümleden fazlası da oluyor genelde. Birer paragraf yorum almış oluyorsunuz. Herhangi bir ücreti yok. Tamamen ücretsiz. Dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bu sistemde sonsuza kadar da var olacak diye ümit ediyorum. Yani acele etmenize de gerek yok. Tekrar tekrar girip arkadaşınıza, çevrenize, eşinize, dostunuza yapabilir. Hatta onlara da söyleyip onlar kendileri de yapabilirler. Ne kadar yayılırsa benim için o kadar iyi. Çünkü ben bu işe çok emek verdim ve insanlığın faydasına olmasını istedim. Herhangi bir kazanç da zaten bu noktada istemiyorum. İnsanlar faydalansın. Siz ne kadar paylaşıp insanlara söylerseniz o kadar yayılmış. Onlar da en azından bir nebze de olsa fayda görmüş olurlar. Şimdi bir kere çok soru geldi yine. Sevgili canlar, özel soru sormayın. Çakra döngülerimizin etkilerini doğum tarihimizden itibaren mi görmeye başlıyoruz? Evet. Yoksa girdiğimiz yıl başında mı diye sormuş. Doğum tarihinizden itibaren. Çok güzel bir soru. Ben bunu söylemeyi unuttum. Soran arkadaşa teşekkür ediyorum. Orada helal olsun sana da. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Helal. Tamam. İyiyim, iyiyim. Böyle ruhani olarak arkandan hafif vurdum yani sırtına. Öyle söyleyeyim sana. Canımsın. Şimdi çakra döngülerinde arkadaşlar tabii bir geçiş dönemi oluyor diye az önce anlattım ama döngüye asıl geçeceğiniz yer doğum tarihinizdir. Yani gün ve ay olarak. Burada aslında teşekkür etmemin sebebi şöyle bir şey var. Diyelim ki Mukaddes Aralık'ta doğmuş. İşte ya da Kasım'da doğmuş. O zaman o kişi 2023 yılının Kasım ayında, 2023 yılının işte örnek veriyorum Aralık'ta doğduysa Aralık ayında o çakra döngüsüne geçecek. O zamana kadar bir öncekini yaşamaya devam edecek yani. Buna da dikkat edin. İşte yeni yıl başladığı anda o döngüye geçmezsiniz. Doğum gününüzde o döngüye geçersiniz. O güne kadar bir önceki döngüyü yaşarsınız. Bunu da unutmayın. Teşekkür ediyorum tekrardan soran Bu her arkadaşlar. zaman için geçerli. Çok çok aynı soru var. Zannediyorum yeni takipçilerimizle ilgili. Olsun olsun sorsun. Nüfus cüzdanımda yazanla gerçek doğum tarihim aynı değil. Bu birincisi. Bir de yılını biliyorum, ayını ve gününü bilmiyorum. O zaman çakra döngülerini hesaplayabilecek miyim Maalesef. diyor. Onu hesaplayamazlar. Arkadaşlar numerolojide de böyledir, astrolojide de böyledir. Kimliğinizde yazan tarihin bizim için bir önemi yoktur. Kimlikteki tarih çünkü yanlış yazılmışsa hayatınıza hiçbir etkisi yok. Çünkü siz gerçek doğum tarihinizin etkilerini yaşarsınız. O yüzden kimliği tamamen boş verin. Ben mesela benden analiz talebinde bulunanlara da her zaman diyorum ki gerçek doğum tarihiniz nedir? Kimliği hiçbir şekilde sormuyorum. İsim soy isimle her zaman kimliği baz alıyoruz. Bu arada şimdiki soruya geçmeden önce yukarıda sol köşede Mukaddes Pekin Başdil'in yanındaki ok işaretinden lütfen Vedat Bilal Yılmaz'ı takibi alın. Ben video bitince onun altına da koyacağım yine inşallah. Lütfen takibi alın canlar. Hakikaten sayfadaki deminki
şeylere de bakın, Aynen. analizlere bakın. Olabildiğince paylaşım Günlük yapmaya çalışıyorum. analizlere de bakın sevgili canlar. Evet, kristal ve indigo çocuklar için nasıl bir 2023 bekleyeceğiz? Bekliyoruz. Valla bu yani kristal çocuklarla alakalı burada yorumdan öteye gidemeyiz. Onu söyleyeyim. Hani bu bir öngörü değil, bir şey değil çünkü. Kristal çocukları her zaman anlatıyorum. Hani buradan da hani bilmeyenler varsa için söylüyorum. Arkadaşlar çocuğunuzun bir kristal çocuk olduğunu aslında davranışsal olarak anlayabiliyorsunuz ama onun hani zaten hesaplama metodunu söylediysek bari bunu da söyleyelim. Doğum tarihi rakamlarını, gerçek doğum tarihi neyse çocuğunuzun rakamlarını topladığınızda hiç sadeleştirmeden 11 veya daha düşük geliyorsa çocuğunuz bir kristal çocuktur. Zaten dediğim gibi ücretsiz analiz sisteminde çocuğunuzun bilgilerini girdiğinizde eğer kristal bir çocuksa orada da belirtiyorum zaten parantez içinde çocuğunuz bir kristal çocuktur diye özellikle belirtiyorum. Tabii çocuklar genç mukaddes. 2000 yılı ve sonrasında doğanlar da kristal çocuk olma durumunu görüyoruz. 22 yaşında nasıl bir şey bekliyoruz kısmı aslında kendilerinin çakra döngülerinde ne çıkarsa onu bekliyoruz. Hani ben 2023'te onların böyle çok büyük bir deneyim yaşayıp farklı yollara sapacağına çok inanmıyorum. Çünkü yaşları küçük. Yani ne kadar yüksek ruh benliğiyle gelirseniz gelin arkadaşlar en nihayetinde insan bedenindesiniz. Ve bu insan bedeninde dünyayı yaşayıp deneyimliyorsunuz. Bu da yani genel yaşam ve tekamül sürecine baktığınızda ortalama yani istisnaları bir kenara bırakarak söylüyorum tabii. Yani 27 yaş gibi yaşlarda artık bir olgunluk kişinin gerçek potansiyelini, ruhsallığını, maneviyatını keşfetme yılı olarak bakabiliriz. 27 yaş ve sonrasında. Yani ben 27 yaşlarına kadar ki bu da zaten 2030 yılına daha çok diyor. Yani 2030 ve sonrasında ben onların bir şeyleri artık değiştirmek, gerçekten bu dünyaya geliş amaçlarını, misyonlarını gerçekleştireceğini düşünüyorum. Yani 2023'te onlarla alakalı değil de daha çok bizlerle alakalı değişim dönüşümler bekliyorum diyebilirim. Küçük çocuklar bir çakrayla doğmuyor. O çakra bilinciyle mi doğuyor? Anlamadım. Şimdi Küçük. bir çakra, burada çakra mantığını iyi anlamamız lazım. Küçük bir anlatayım mukaddes bunu. Arkadaşlar şimdi çakra bizim enerji bedenimizdir. Yani ruhumuzun temsil ettiği belli enerjisel alanlardır. Bunu kafanızda nasıl oturtun biliyor musunuz? O zaman çok net olacak. Kişi bir çakrayla doğmaz. Çakra zaten sizin var olan ruhsal bedeninizde. Şimdi bedensel olarak düşünün, fiziksel olarak. Şimdi senin neyin var? Kalp çakran var, örnek veriyorum işte. Beynin var, sağ beynin var, sol beynin var. Boğaz çakran var mesela. Fiziksel bedende de boğazın var. Şimdi senin kalbin olmadan yaşayabilir misin? Hayır. Boğazın olmadan yaşayabilir. Sağ beyin olmadan yaşayabilir misin? Hayır, yaşayamazsın. Çakralar da böyledir. Yani ruhtaki belli noktalardır çakralar. İşte kalp çakramı, fiziksel bedende kalbimiz vardır. Ruhumuzda da kalp çakrası vardır. Orada enerjisel bir alandır. Şu şekilde hare gibi yuvarlak bir şekilde döner. Ne olur fiziksel bedende kalbin hızlı çalıştığında ya da kalbin yavaş çalıştığında ne yaşarsın? Sen bunun sıkıntısını yaşarsın değil mi? O kalpte bir sıkıntı yaşama, hayatına bazı zorluklar, belki ameliyat falan hani sıkıntı doğru. Kalp çakrası da aynıdır. Hızlı çok çalışıyorsa çakra ya da az çalışıyorsa yine bir şekilde hayatına negatiflik getirir aslında. Ama çakranın işte bende bu çakra yok, bu çakra var. İşte bende bu çakra kapalı, bu çakra açık. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Çakra kapalıysa, açık kapalıysa siz zaten var olamazsınız. Benim şu çakram yok diye bir cümle yok. Zaten olmasa siz olmazdınız. Yani ruhunuz olmazdı. O ruh da bu bedene gelemezdi aslında. Böyle düşünün çakraları tamamen. Sevgili canlarım, buraya kendi doğum tarihlerinizi yazmanızın bir anlamı yok. Soru kirliliği oluyor. Onları yazmayın çünkü özel sorulara cevap vermiyoruz demiştik. Karma borcumuzu nasıl anlarız? Güzel bir soru. Bir de karmik yıllar hangi yıllardır diye sormuş. Evet. Yani karmik yıllardan kastı ne tam olarak anlayamadım açıkçası. Yani karmik yıllar dediği acaba harf desteği olmayan çakraların borcunu ödemekten mi bahsediyor? Yoksa değişim dönüşüm yıllarından bahsediyor açıkçası tam anlayamadım. Yani karmik yıllar dediğimiz şey numerolojide böyle bir başlık yok. Hani belki bir başkası böyle tanımlamış olabilir de yani böyle bir başlık yok açıkçası. Karma, peki karma borcumuzu nasıl anlarız demiş. Yani Bu orada işte bir kirlilik tabloya girin var. arkadaşlar. Tabloda zaten ücretsiz isim analizi dedim ya. Yani bunu kendiniz de Google'dan bakarak aslında da benim YouTube videolarımdan bakarak anlayabilirsiniz. Ama hani bunun hesaplamasını öğrenmek istemiyorum. Hani benim direkt karşıma hani
bilgi gelsin diyorsanız ücretsiz isim analizinize girdiniz. İsim, soyisim, doğum tarihinizi yazdınız, yorumla dediniz. Yorumlara baktığınızda girişte sizi bir tablo karşılıyor. Yani böyle bir dikey bir de böyle yatay. Yatayda sadece rakamlar yazıyor. Bunlar zaten sizin hayat amacınızı, kişiliğinizi falan temsil ediyor. Diğer dikey tabloda ise harf destekleri yazıyor. Şu çakrada harf var, şu çakrada bu kadar harf var, şu çakrada harf yok. İşte harf yok dediği yer aslında insanların karma borcu dedikleri yer oluyor. Yani borçlu diye bakıyorlar. Aslında tam borçlu da değil. O yanlış tanımlanıyor ama hadi öyle olsun diyelim. Yani karmik borç dediğimiz yer aslında harf desteğinizin olmadığı yer. Çünkü orada bir düşük titreşimle, düşük voltajla dünyaya geliyorsunuz. Hayatta da kendinize zaten bunu görev koyup ben bu çakranın hakkını vereceğim, ben bu çakranın sınavını geçeceğim diyerek geliyorsunuz. Borçsa eğer bu olay, borcu da bu şekilde ödüyorsunuz. Ama karmik yıl dediğiniz şey ne ben bilmiyorum yani. Numerolojide böyle bir tanım yoktur, bilginiz olsun. Çok güzel sorular geldi. Bir kere şunu soru kaldırayım. Kristal çocukları nasıl hesaplarız? Bunu daha önce anlattık ama 2 dakikacık hemen bir daha anlatır mısın? Kristal çocukları tamamdır. Nasıl çok basit arkadaşlar. 2000 yılı ve sonrasında doğan çocuklarda kristal çocukluk vardır. Çünkü doğum tarihi rakamları 11 veya daha düşük olacak. Bakın sadeleştirme yok. Hiçbir şekilde sadeleştirme yapsak hepimiz kristal oluruz zaten. Doğum tarihi rakamlarını tek tek topladınız ve 11 veya daha düşük bir sayı çıktı. 10 çıktı, 9 çıktı, 8 çıktı. Ne oluyor? Mesela örnek verelim. 01, 02, 2000. Mesela rakamları topladığımızda 1, 2 daha 3, 2 daha 5. Bakın sadece 5 geldi. 11'den daha küçük veya 11 değil. Bu kristal çocuk olduğunu gösterir. Peki çakra mühürü deniliyor. Yani çakra mühürü denilen diyen bazı kardeşlerimiz var diyorlar. Öyle bir şey var mı? Ne kadar doğru? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Çakra mühürü dediğiniz şey yani çakranın simgesel halinden mi bahsediyorlar? Mühür derken yani çakra mühürü ne demek bilmiyorum. Yani sadece şunu söyleyeyim. Böyle bilgi vermek daha kolay olur. Arkadaşlar bakın. Mesela geldiniz benden bir analiz aldınız. Ben bu analizde sizin bütün hayatınızı inceleyen bir çalışma yapıyorum. Ve çakra durumunuzu her şeyi anlatıyorum. Bu çakraları nasıl dengeleyeceğinizi, çakranızın nasıl bir voltajda olduğunu, güçlü mü değil mi anlatıyorum. Ve sonrasında burada yatan işte olumsuz potansiyelleri, burada yatan hastalıkları, hangi hastalıkları hayatınıza getirebilir bunları da anlatıyorum. Ve sonrasında size bunların tavsiyelerini veriyorum. Bakın ne yapmış oluyorum ben? Size bilgi ve farkındalık anlatıp ve sonrasında burayı nasıl şifalandıracağınızı anlatıyorum. Bakın ben sizin çakranızı şifalandırmıyorum. Burası çok önemli işte. Bunu ben değil kimse yapamaz. Ben sizin çakranızı şifalandırmıyorum arkadaşlar. Çakranızın durumunu bilip, çakranızın nasıl çalıştığını bilip, o çakrada nasıl görevleriniz var, nasıl harfleriniz var bunu bilip sonrasında gerekliliğini nasıl yerine getirebilirsiniz? Tavsiyeler nelerdir? İşte ben bu çakranın olumsuzlarını yaşıyorum, bunu nasıl dengelerim? Birbirinin çakrasını açma, çakrayı mühürleme, çakra bilmeye böyle şeyler yoktur. Şifa alanlarında bir çakrayı şifalandırma evet vardır. Yani bir kişiye bir çalışma yaptırırsınız, çakranızı şifalandırır. Ama o çakrayı yine o kişi açmaz arkadaşlar. Bunu siz, yani böyle açma kapama diye bir şey yok. Yani bunlar birazcık alanı kirleten bilgilerdir. Çok fazla var. Size de hak veriyorum. Bana da çok soruyorsunuz. Yapacak bir şey yok yani. Bu kişilerin de misyonu bu. Hani mühür ne demek bilmiyorum. Onun baştan söyleyeyim altını çizerek. Bilmediğim için de kesin konuşmak istemiyorum. Ama çakra mantığını iyi anlamanız lazım. Hani kapalıdır, açarım, ederim. İşte gel senin çakranı şifa. Böyle bir şey yok. Sizin kendinizde yapamayacağınız şey kimse size yapamaz. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Ben sizden analiz almak istiyorum. Nasıl ulaşabilirim? Lütfen takibi alın ve DM'den yazın sevgili canlar. Aynen. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Bana ulaşabileceğiniz başka bir kanal yok. Onu söyleyeyim. Benimle iletişime girin. Bir şeyler sorabileceğiniz yer Instagram'dır. Bilginiz olsun. DM'lere bakıyor sevgili Vedat hocamız. Şimdi kişilik sayımızla harf desteği olmayan çakramız aynı ise ne olur demiş. Kişilik sayı kafaları karıştırır. Çok iyi. Olsun yani fazla bilene de cevabını verelim. Sağlam bir şey olmaz yani. Sağlam bir soru. Aynen. Arkadaşlar bu bizim için çok güzel bir şeydir. Hani bilinçli tekamül deriz hatta biz numerolojide buna. Yani ben bu şekilde yorumluyorum en azından. Neden? Bir çakrada harf desteğin yok belli.
Şimdi kişilik rakamı dediğin şey aslında bu hayata gelirken kendine aldığın görevlerden en önemlilerinden biridir. Zaten 4-5 tane önümüzde önemli noktalar var. Biri hayat amacı, işte biri ana kulu var. Yani isim numarası, işte biri kişilik rakamı, biri en büyük sınav gibi. Kişilik rakamı da bunların arasında çok çok önemlidir. E sen ne yapmışsın? Hard isteğim yok. Ben eksikliğimi biliyorum. Burada bir potansiyel yatıyor. E ben bu çakrayı dengelemek için kendime en iyi nereye görev koyabilirim? Kişilik rakamıma koyarım deyip kişilik rakamın hard desteği olmayan çakra varsa eğer bu sende bilinçli görev, bilinçli tekamül demektir. O çakranın negatiflerinden sıyrılıp pozitifine geçebilmek için kendine en iyi yollardan bir tanesini çizmişsin demektir. Bu biraz eğitim bilgisi ama sormuş söyleyelim. Şey diyor Vedat, yani çok zor bir soru. Aslında bununla ilgili çok yayın yaptık ama burada tekrar bakalım istersen. Tamamdır. Bir çakrada hiç harf desteği yok ya da bir tanesinde çok harf desteği varsa bunu nasıl yorumlayalım diyor. Şimdi şu şekilde Nasıl? Burada yorumlayalım. bir Az. saat, 2 saat lazım. Ama şöyle kısacık bir şey alayım onunla Yok ilgili. yok anlatayım ben. Şimdi arkadaşlar bir çakranın işte harfleri var. O çakranın harfleri sizin isim soy isminizde ya yok ya da o harfler çok çok fazla var. Şimdi harfin olmaması az önce anlattım aslında. Siz o çakradan harf olmayarak geldiğinizde o çakranın negatif kavramlarını hayatınızda barındırarak bu dünyaya bedenlenirsiniz. Doğduğunuz andan itibaren. O çakranın da zorluklarını çok fazla yaşarsınız. Ama asıl potansiyel de oradadır. Neden? Çünkü zorluğu yaşadığınız yer potansiyeliniz olan yerdir. O kadar zorluk yaşamışsın ki o çakrada uzmanlaşmışsın artık yani. Uzmanlık nedir? Hem negatifini hem pozitifini bilmektir. Uzmanlaşınca da ne olur? Mesleği bak. Mukaddes ben şu an 4000 civarı analiz yaptım ve analiz datama baktığımda kişilerin en çok meslek seçtiği yerlerden bir tanesi hatta en başına gelen yer harf desteği olmayan yerler. Niye? Hani eğer bu kötü bir şey olsaydı, çakrada harf desteği olmasa, olmaması kötü bir şey olsaydı, insanlar niye meslekleri o çakradan seçerdi? Demek ki aslında bu kötü bir şey değil. Evet, başlangıçta negatifini yaşıyorsun ama sonra gerçek potansiyel orada tutuyor. Orada yatıyor aslında senin için. Şimdi bir çakranın çok güçlü olması da şudur. Senin o çakrada voltajın çok fazla. Çok fazla güç var o çakrada. Yani mesela üçüncü çakradasın, çok güçlü bir savaşçısın. Yani sanatsal alanlarda çok fazla yeteneğin var ama sen bu gücü aktarmazsan doğru kanallara, doğru kanalize etmezsen üçüncü çakranın yine negatifine düşersin. Yani bir çakranın tek başına güçlü olması da bizim için bir anlam ifade etmiyor. O gücü doğru noktalara aktarıyor mu yoksa vücudunda ya da ruhunda, beyninde bir şekilde sıkıştırıyor mu? Burada o gücü doğru kanalize etmek de önemli. Ne oldu? Harf desteği yok kendine negatifine düşebiliyorsun. Çok güçlüyse ve gerekliliğini yapmıyorsan da negatifine düşüyorsun. Aynı noktaya gelmiş olduk mu? Evet olduk. Yani bunu bu mantıkla düşünün tamamen. Bu bütün çakralarda harf varsa. Eğer doğumdan gelen isim soy isimdeyse, yani evlilikle falan olmadıysa onu özellikle belirteyim. Kişi doğuştan kamil insan mertebesinde yani yüksek bir ruh varlığı olarak dünyaya bedenlenmiştir. Her çakrasında harf desteği var. Geçmiş yaşamlarında deneyimlerini gerçekleştirmiş ve çantasına bu harfleri koyarak gelmiştir. Kamil insan nedir diye bunu uzun uzun anlatmayayım. Kamil insan mertebesi arkadaşlar ruhsal olarak ortalama insan hayatının Demek yaşadığı. ki çok az, neredeyse imkansıza yakın yani. Değil mi? Evet, Vedat. zaten böyle yani oransal olarak verecek olursam 200-300 analizde bir tane kamil insan görüyorum yani öyle söyleyeyim. Kamil insan 200-300 analizde bir tane mi? Aynen yani mesela bana analiz yaptırdılar diyelim. Şimdi ben her zaman data tutuyorum mukaddes. Numerolojiyi daha iyi anlamak ve dünya sistemini. Kamil insan dünyada kaç tane bilmiyorum ki şu anda. Çok azdır. Onu azdır da onun sayısını tabii ki bilemeyiz arkadaşlar. Yani bütün insanların isim soy ismine göre bakmamız Çok gerekir. az, Ben çok az. kendi analizlerimdeki sisteme göre bakıyorum. Yani düşünün hani 4-5 bin analizin içerisinde yani 40-50 tane çıkmamıştır bile ya öyle söyleyeyim yani. Hani tam oransal bilmiyorum ama çok sık karşılaşılan bir şey değil. Yüksek bir bilinçtir.
E tabii bunun da hakkını verip bu potansiyeli ortaya çıkarmak da bir o kadar zordur. Onu da söyleyeyim. Yani siz ruhsal olarak ne kadar yüksek bir enerjide gelirseniz bu dünyada da tekamülünüzde o kadar zorluk yaşayacaksınız. O potansiyeli ortaya çıkarmak için. Bana babaannemin ismini vermişler diyor. Aa, tabii ki Yani zor. bunu şöyle söyleyeyim, bu bizim inceleyeceğimiz bir alan değil. Yani eğer babaannenin ismi işte bana ağır geliyor falan diye düşünüyorsan, sonuçta biz buna nömolojik olarak bakıyoruz. Ben babaanneden mi gelmiş, anneden mi gelmiş bakmam. Ben harflerin titreşimine göre bakarım. Senin bahsettiğin ise ruhsal bir şey. Eğer hayatında böyle bir şey yaşadığını düşünüyorsan bunu ancak aile diziminde bakabilirsin. Aile dizimi çünkü atalarla çalışmadır. O isim sana ağır geliyor mu? Atalardan gelen olumsuz bir aktarım var mı? Bu benim alanım değildir. Nümerolojinin alanı değildir. Yani biz harf olarak inceleriz. Harflerin titreşimine göre bakarız. Yine aynı soru geldi. Çakralı yani her yayında gelir. Çakraları dengelemek isim eklemekte fayda var mı? Mukaddes, soruyu bir daha alabilir miyim? Çok hafif ses kesildi çünkü. Çakraları dengelemek için isim eklemek yani isim almakla ilgili Hayır. fayda var mı demek? Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi ben analizlerimde kişinin hayatında gereklilik varsa ek isim tavsiye ediyorum. Hani bir isim daha almanız sizin yararınız olur diye. Ama öyle ismi aldım, hani direkt çakramı dengeledim. Hayat bu kadar kolay olur mu arkadaşlar? Bulmaca mı çözüyoruz? Yani hani siz o çakranın sınavlarını vermeden, o ismi hak etmeden hiçbir anlam olmaz. Yoksa hepimiz o zaman gidelim. Hemen nüfus müdürlüğünde hazır zaten sistemden de yapabiliyoruz. Hemen ek ismi koyalım, çakralarımız dengelensin. Öyle bir şey yok. Ek isim kolaylaştırıcı bir etki sağlar. Ben kişiye analiz yaptığımda bakarım. Kişi orada çok zorluk çekiyorsa eğer, derim ki hani zorluk çekiyorsanız bir ek isimle sınavlarınızı kolaylaştırabilirsiniz. Nasıl kolaylaştırıyorsun? Önce adım atıyorsun. O çakranın sınavlarını vermeye çalışıyorsun. Ancak o zaman hani bir etkisi oluyor. Sen oturduğun yerden isim alsan hiçbir anlam ifade etmez yani. Sevgili canlar, özel sorularınızı buradan sormuyoruz. Lütfen Vedat'ı bulun. Yukarıda Mukaddes Bekir Başdilek ok işaretinin yanından. Vedat'a sorun. Şimdi burada siz özel şeyler soruyorsunuz. Onlar olmaz. Benim kulağıma okunan başka, kimlikte yazan başka demiş. Ya Ben kulağınıza de okunan bir aynen. Kulağınıza okunan ismin çok bir etkisi yok arkadaşlar. Kullanılmıyorsa ya. Yani şunu düşünün, yani siz bu hayata geldiniz. Demek ki liyakatinizde o isim yokmuş ki hayatınızda yok yani. Ama bir göbek adınız kulağınıza üflenen bir isim varsa, söylenen bir isim varsa ve bu hayatınızda aktif bir şekilde kullanılıyorsa tabii ki de orada oturup onun nümerolojik hesaplamalarının içine dahil ederiz. Ama kullanılmıyorsa bizim için hiçbir anlam ifade etmiyordur yani. Çünkü liyakatinizi hak etmemişsinizdir o ismi. Diğer ismi hak etmişsinizdir. Onu almışsınızdır. Bu mantıkla düşünün. o zaman iki isimliler ve soyadları uzun olanlar daha mı şanslı? Hayır. Ben size bir tane isim soy isim söylerim. Kısa. Çok da uzun değil öyle yani. Ama bir bakarsınız bütün çakralara harf desteği getirmiş. Ne oldu? Tek isim, tek soy isim var. Bütün çakralara harf desteği getirebiliyor. Bakın mesela ben Vedat Bilal Yılmaz. Yani bana doğuştan iki isim verilmiş. Ne yapayım? Ama bütün çakralarımda harf var mı? Hayır, yok. Altıncı çakramda harf desteği yok mesela, örneğin yani. Hani uzun isim olması bir anlam ifade etmez. Önemli olan bütünsel dengeye baktığımızda o isim hayatında ne kadar dengeleniyor? Sonuçta biz de nümerolojik olarak baktığımızda hani daha dengeli tasarımlar ama daha zorlu tasarımlar görebiliyoruz. Portre olarak baktığımızda, nümerolojik portresinde hani uzun ismin bir faydası yoktur. İki isim vereyim, bir anlamı yoktur yani. Altıncı çakrada yanılmıyorsam X var, Q var gibi Türkçe'de olmayan Tabii harfler tabii sanırım bizim yanılmıyorsam, kullandığımız değil mi? sistem yani X de var, W de var, yani sadece Türkiye bazlı düşünmüyoruz. Yumuşak G de var, G de var tabii ki de yani hani. Ama mesela 6. çakraya baktığımızda X, O, F yani Ö de var mesela, bunun içinde örnek verecek olursak. yani ordunun O'su, Ö harfi, Fransa'nın F'si, bir de X harfi mesela, bunlar 6. çakranın harfleridir. Osman gibi, Ömer gibi, Tabii onlar evet. direkt 6. çakra vurgusuyla başlar. Çok az ama tabii, çok az Evet. gerçekten. Evet, genelde zaten şeyler az bulunan harfler muhtemelen, yani ben geçen gün oturdum hiç üşenmedim baktım.
Genelde az kullanılan harfler G harfi, yumuşak G harfi. İşte Ö harfi, O harfi. Değil mi? Bizde de yani Z harfi, Y harfi. Çok az kullanılanlar bunlar. Az kullanılıyor. Çünkü zaten 6, 7, 8 yani evet. Liyakati zordur mukaddes. O çakraların liyakati zor olduğundan harfleri de çok fazla tekamülümüzde yer alamıyor. Evet. Kamil insanlara nasıl destek olalım? Bunu birkaç kişi sormuş. Nasıl destek olalım? Yani arkadaşlar sizin bir destek olma gibi durumunuz yok. Öncelikle onu belirteyim. Yani destek olacaksa o size destek olur ama ancak kendi hayat amacını bulup potansiyelini açığa çıkardıktan sonra. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Burada işte 11'leri anlattık, 19'ları, 22'leri anlattık, kristal çocukları anlattık, kamil insanları anlattık. Sizin bu kişilere destek olabileceğiniz bir yer yok. Yani sadece onların tasarımlarını bilip, ruhlarını bilip, yani bir şeylerin neden yaptığını, neden deneyimlediğini anlayabilirsiniz. Ama destek olması açısından yani emin olun o zaten kendi tekamülünü yaşayacak. Nerede ne yapması gerekiyorsa yapacaktır. Siz ne yaparsanız yapın, ne destek olabilirsiniz, ne köstek olabilirsiniz. Bilin ki tekamülünün zaten bir parçasısınız demektir yani. Hani o yüzden burada müdahale yok, destek de pek olmaz. Sadece yol gösterebilirsiniz. Bunu da çocuklar için yapabilirsiniz. Bir de şey var, çocuklarına isim takıyorlar. Yani işte kısaltıyorlar veya... Kısaltmasınlar. Onu şimdiden söyleyeyim. Kısaltmak numerolojide iyi bir şey değildir. Kişinin özünü aslında kısaltmış olur. Bir insanın özü kısalır mı? Kısalmaz. O yüzden isim kısaltmayı çok doğru bulmuyorum yani ben numerolojide. Hep yapıyorlar değil mi? Bir de şey yaparlar mesela Fatma'ya Fatoş işte. Ne bileyim Vedat var mesela. Vedo. Çok yakın arkadaşım Vedo. Onlar kısaltılmış oluyor değil mi? Aynen. Ya aslında bunlar çok kısaltılmıyor. Hani o kadar da kısaltma olmuyor bunlar. Benim bahsettiğim... Bazen de uzatılıyor. Yani atıyorum ne bileyim Seda, Sedoş veya ne bileyim. Değil mi? Öyle de var. Uzatılıyor. Aynen. Onun katkısı oluyor mudur? Mesela Şehar. Yani katkısı oluyordur ama kişinin özündeki gibi bir katkı yaratmaz mukaddes. Hani mesela ben her zaman şunu söylerim. Kişinin hayatındaki o harflerin yankısı kendi gerçekliğini oluşturacaktır. Yani o ki isminin kısalması, uzalması zaten hayatına gerekli etkileri getirmek için vardır. Ama kişinin özündeki bir isim kadar etkiyi yaratmaz tabii ki de. Yani sana doktor denmesiyle aynı şey aslında yani. Sana yazar denmesiyle aynı şey. Bu senin özünde olan bir şey değil. O yüzden özündeymiş gibi de öyle hayatına bir etki getirmez yani. Onun da katkısı olmuyor mesela... Doluyor ama yüzeysel. Yapılmaz. Daha çok yüzeysel yani. Yüzeysel bir katkıdan bahsedebiliriz burada. Derin bir katkıdan bahsedemeyiz yani. Yani bir keresinde şey demiştin. Mustafa Kemal Atatürk başına da şey gelmişti. Gazi. O liyakat. O ayrı. Benim bahsettiğim ismin uzalıp kısalması. İşte Fatoş. Fatma'yı Fatoş yapmak. Bu o kadar getirmez. Ama işte doktor. Az önce dedim yani sana doktorluk dediğin kadar bir etkisi olmaz yani. Hani niye doktoru sen liyakatle alıyorsun? Öğretmenim diyor. Öğretmeni sen liyakatle alıyorsun. Gazi Mustafa Kemal Paşa mesela. Hani Gazi unvanını liyakatle alıyor. Ne yapıyor? O Gazi bu hayatta büyük bir deneyim yaşıyor. O deneyimi başardıktan sonra geliyor o isim hayatına. Bunun etkisiyle ismin işte Fatma'yı Fatoş yapma. Bunlar aynı değildir yani. Bir yerde güçlü bir destek vardır. Bir yerde o kadar da yani yüzeyseldir yani onların etkisi haberin olsun. Sitenizde ücretsiz analizini göremiyorum demiş. Profile gideceksiniz canlar. Benim Instagram profilime gittiğimizde numeroloji.org diye web sitem var. Oraya tıklayın. Zaten karşınızda kocaman bir görsel açılacak arkadaşlar. Evet. Harf desteği yoksa nasıl dengeleriz demiş. Çok uzun. Değil mi? Bu çok uzun. Kristal çocukların özelliği nedir demiş mesela bir kardeşim. Yani kristal çocuklar zaten çok kendini belli ediyor. Oldukça zorlu bir çocukluk yılları oluyor onu belirteyim. Şimdi kristal çocukların özelliği şu arkadaşlar. Bunlar dünyayı değiştirmek için gelen çocuklar. Ama nasıl yapacaklar bilmiyorum. Belki siyasetle, belki spiritüellikle, belki başka şeyle. Sadece şunu söylüyorum. Yani davranışsal olarak baktığınızda zaten yüksek kanallıklar kuruyorlar ki kristal çocukların belli bir bölümünde hepsinde değil yani bunu hemen kendi çocuğunuz için düşünmenize gerek yok ama önemli bir bölümünde mesela
Rüyalarında eğitimler alındı. İşte farklı varlıklarla, ruh aileleriyle iletişime geçildi. Hiç bilmemesi gereken, normalde mantıksal olarak baktığımızda gereken bilgileri bildiğini görebiliyoruz. Ama çok zorlu bir çocukluk yılları var. Özellikle 2022'ye giriş ve sonrasında zorlukları daha da arttı diyebiliriz. Sadece yaşadığı deneyimlerde onlara yol gösterip destek olmaya çalıştı. İlk ismi sadece resmi yerlerde kullanılıyorsa isimlerden bir Hı. tanesi. Onun etkisi nedir demiş. Yani bunun bir etkisi yok. Biz kişiyi her zaman her iki isminle de inceleriz. Zaten kimlik bizim toplumsal kabulümüzdür. Siz kendinizi nasıl tanıtırsanız tanıtın, her iki isminde zaten yankılanması gerektiği kadar yankılanıyordur. Yani birini az kullanıyorum, birini çok kullanıyorum. Hani bunun etkisi daha mı fazla? Evet, daha fazla, ama bu senin, mesela bana analiz yapmaya geldin diyelim. Analizde bunlar benim yorumlarıma yansıyacak kadar büyük etkiler değildir yani. Çünkü senin zaten liyakatin belli. Ben senin doğumundan hak ettiğin isme göre analiz yaparım. İşte bu az kullanılıyor, bunun etkisi azdır, buradaki yorumu biraz değiştireyim gibi bir durum asla söz konusu değildir yani. 11, 22 ve 33'leri sormuşlar. Bu Hakikaten tam bir yayın konusu. Bunun kısa bir ben hali de yok 10 maalesef. dedim, 10 kere de ancak anladım. Ya tekrar dinlemek istiyorlar ya da yeni gelen canlardan bir tanesi. 11, 22, 33 olsun. Eğitim gibi zaten bir daha dinleriz. Bir daha o konuları tekrar baştan anlatırız. Önemli değil, ama bunu böyle kısa bir soru gibi cevaplamam çok mümkün değil. Koskoca bir yayın konusu yani. Evet, onun dışında indigoların özellikleri nedir? Birkaç cümle onları söyleyebilir misiniz Vedat Hocam? Tabii ki de. Şimdi indigoların özellikleri, işte bu 11, 22, 33, 19, bu sayılara sahip kişilerin özellikleri. Şimdi arkadaşlar, ilk 9 çakrada herhangi bir hiyerarşi yoktur. Bunu böyle hayal edin. Ama 9. çakradan sonra bir hiyerarşi başlar. Bu üstünlük kavramı başlar, ama bu bizim insan bilinciyle düşündüğümüz üstünlük değil. Yani o hayatında bazı deneyimleri başarmış, biz daha başaramamışız gibi. İndigolar böyledir. Yani yüksek ruh benliğine sahiplerdir. Bu dünyaya geldiklerinde de hani ben özelim, özelim duygusuyla düşünmeyin. Tam aksine bu dünyaya geldiklerinde indigolar, senin benim yaşadığım sınavlardan çok daha zorlu sınavlardan geçerler. Sen işte bir aşk acısı çekersin, o senin 10 katın acı çeker. Çünkü yüksek bir bu dünyaya özel bir görevle gelmiş. O görevi gerçekleştirmek için de ne badireler atlatması gereklidir yani, öyle söyleyeyim. Çok daha zorlu bir hayat senaryoları vardır. Ama bu sınavları aştı mı da bizlerin hayata olan etkisinden çok daha fazla dünyaya iz bırakırlar, etkide bulunurlar. Birçok işte ünlü yazarlar, mucitler, hayatımızı kolaylaştıran, bir şeyleri keşfeden insanlar da aslında çoğunlukla indigodur. İşte indigo olduğumuzu nasıl anlarız demiş. Böyle Onun anlayacağız için demek ki. arkadaşlar isim analizine girin. Ücretsiz isim analizinde zaten indigoysanız orada 11, 22 gibi bir sayıysanız zaten bu size orada belirtiliyor. Yani bunun hesaplamasını ben hiçbir yayında anlatmadım. Çünkü bu yani benim eğitimimde 1,5 saat falan süren bir konu. Yani bunu böyle bir yayında anlatmak da çok mümkün değil. Evet Çok fazla evet olay öyle var diyorlar. yani. İndigo olduğumuzu nasıl anlarız? Peki. Ücretsiz isim analizine girin arkadaşlar. Orada zaten eğer indigoysanız çıkar. Yani orada bir parantez içinde yazıyorum yani, bilginiz olsun. Sürekli 11 rakamını görüyorum demiş bir kardeşimiz. Başka birisi de sürekli başka bir rakamı görüyormuş. Bunu daha önce sorduk aslında, sen çok güzel bir Evet. cevap verip bunun ama bir daha soralım. Tabii ki. Yani arkadaşlar, şimdi sayıların belli bir felsefesi var. Mesela bu yayından anladığımız kadarıyla hani her sayının bir negatif, bir sürü negatifi ve bir sürü pozitifi var. Bu yüzden burada sayıların felsefesini anlamak önemli. Sayıların felsefesinden de yola çıkarsak, bir sayının tek bir anlamı yoktur. Yani yüzlerce anlamı vardır numerolojide. Bir sürü negatif ve pozitifi vardır. Senin yaşadığın aslında eş zamanlılık. Yani evrenin seninle bir şekilde iletişime geçme biçimi. Senin yolunda tutma biçimi. Ancak anlamı nedir diye sorarsan, bunun anlamını ben değil hiç kimse bilemez. Bir tek sen bilebilirsin. Sayıların felsefesini öğrenip bu sayının hayatına ne kattığını ancak sen anlayabilirsin. Çünkü ruhunu, özünü bir tek sen biliyorsun. Bunun böyle stabil bir anlatımı olamaz yani. Rüyalar gibi, rüya üstadlarım Aynen da öyle. aynı şeyi söylüyor.
Yani senin rüyanı senin hiç tanımayan bir insan, hayatını bilmeyen bir insan nasıl yorumlasın? Semboller senden sana geliyor diyor. Yani Aynen öyle. burada da tabii aynı şekilde senin gördüğün 11'i, 22'yi, 89'u ancak sen bilebilirsin. Bence de öyle. Kesinlikle Yani öyle. O yüzden yani bunun anlamını bana sorsanız da cevaplayamam. Benim için farklı, sizin için farklıdır yani. evet, değişik bir soru arıyorum. Gerçek doğum tarihi. Sonrasında kendimize isim eklesek aktif olması ne kadar sürer? Ha, bir isim eklesek kendimize aktif olması ne kadar sürer demiş ama. Yani biz buna numerojide ortalama 7 yıl içerisinde bir ismin enerjisi hayatınıza yerleşir. Ortalama 10 yıl içerisinde de yine siz bu ismin enerjisini kullanmaya başlarsınız. Yani bunu mesela evlilik için söyleyelim. Evlendiniz, yeni bir soy isim aldınız. Kadınlar için söylüyoruz tabii bunu. Bu soy ismin hayatınızda kullanabilecek bir şekilde enerjisinin hayatınıza gelmesi bir 10 yılı alır yani öyle. İsmi değiştirdiğiniz anda da hayatınızda enerjisi gelmez, değişmez yani. Bir 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz burada. Murat, ben bir soru sorayım sana Tabii ya. ki. Numeroloji analizi yaptırmak. Evet. Çocuklar için ya da insanlar için ne işe yarar? Hayatını nasıl etkiler? Kolaylaştırır mı? Zorlaştırır mı? Ne iş olur? Ne Yani iş? şöyle söyleyeyim. Numeroloji Elimde senin gönderdiğin kitap var. Ben böyle iş yerinde attım masaya. Boş kaldıkça ona bakıyorum, çevirip çevirip. teşekkür ederim. Yani numeroloji analizi aslında senin yolunu bulman için bir şeydir mukaddes. Yani bu sabahtan beri anlattık bak. Harfler işte hangi çakran güçlü, hangi çakrada harf desteğin yok. Bu hayattaki görevlerin ne, hayat amacın ne, bu hayatta yaşayabileceğin en büyük sınav ne? Aslında yolunu bulmak için bir araçtır numeroloji ilmi. Yani kendini bulmak, sonrasında kendini keşfetmek, potansiyellerini bilmek ve sonrasında da yolunu bulmak. Ben her zaman diyorum ki çocukların analizi çok daha önemlidir. Niye diyorum bunu biliyor musun? Çocuğunuzu düşünün. Şimdi çocuğunuz var. Çocuğunuz belli sınavlardan geçiyor, geçecek. Belli potansiyelleri var, belli hayat görevleri var. Senin hayatında yapacağın, onu yönlendireceğin böyle ufacık bir şey, onun hayatında o kadar farklı ergenliği bitirip olgunluğa geldiğinde, genç bir insan olduğunda hayatında o kadar büyük bir etkisi yaratıyor ki işte örnek veriyorum mesela beden farkındalığına ihtiyacı olan bir çocuğunuz var. Spor lazım, onu spora yazdırıyorsun. İşte 7. çakrada çok yoğun çalışan bir çocuk ne yapıyor? Daha çocukluk yıllarında depresif bir ruh haline bürünmeye başlıyor. Depresyona girmeye başlıyor. Burada mesela ruhsal kitapları okutmak tabii bir çocuğun bilincine uygun ya da böyle işte filmler, diziler izletmek ona o kadar iyi geliyor ki kitap okuma alışkanlığını kazandırmak çocuk zihnindeki sınırları kaldırıyor. Zaten zihninde sınırlar olduğu için o depresyona girip ruhsallık konusunda sıkıntılar yaşıyor. Yani bu yüzden çocukların analizi benim için her zaman daha önemlidir. Ama yetişkinler için de şunu söylüyorum. Benden şu ana kadar rekorum o 74 yaşında analiz alan bir kişi var yani. Hayat sınavımız biz bu hayattan gidene kadar devam eder. Yani işte ya benim yaşım geçti ben daha ne öyle demeyin arkadaşlar. Her zaman ister astroloji, ister numeroloji, ister farklı spiritüel bir alan. Yani yolunuzu nerede bulacaksınız? İlla ben bir numeroloji analizi için demiyorum bunu. Yolunuzu nerede bulacaksanız hayat her zaman sınavlarıyla siz bu hayattan gidene kadar devam eder. Aslında numeroloji kendini bulma, farkındalık yaratma ve potansiyellerini keşfetme noktasında bana göre muazzam bir araçtır. Bir sorudan sorayım mı? Yoruldun mu? Bayağı yoruldun. Evet, biraz yoruldum. Ha? Biraz yoruldun. Peki son bir soru sorayım. Ya da sen ne söylemek istersin? Bir dakika. Numaroloji analizimizi yaptıralım bir kere. Ben bir şey söyleyeyim. Özellikle küçük Teşekkür çocukları olanlar. Küçük çocukları olanlar yaptırırlarsa meslek seçimlerinde hayatlarını nasıl yönlendirebilecekleri. Yani sanata mı yönlendirmeli, spora mı yönlendirmeli, bir ilime, bilime mi yönlendirmeli? O anlamda çok destek olur. Yani bizler için bile, ben bile elimde senin numaralayacağını diyorum ya, hani bakıp duruyorum. Şimdi bakacağım yani 7. yıl, 7. yıla bakacağım. Yani demek, aynen. ama çok ilginç, çok ilginç. Söylediklerin de çok acayip yani. Çünkü Aynen. varoluş, Ya yaratılış, mukaddes şöyle şekilde. düşünüyorum ben her Doğu zaman. diyorsun, Atlantis diyorsun. Artık benim bunları zaten anlatma zamanım geldi. Zaten hani iletişimdeyiz. Bir de şimdi sen böyle söylediğinde çok heyecanlıyım ben.
Yani daha çok demek ki iletişim falan başlayacak oraya. Tabii ki yani içine dönüş, içine dönüş yolculuğu daha da fazla olacak yani. Ya burada sadece şunu söylemek istiyorum. Evet, analiz yani bu benim profesyonel mesleğim ama yani maddi olarak mukaddes yani bu analizi satın alabilecek bir gücü yoksa, buna para ayıramıyorsa bile hani ben özellikle hep şunu söylüyorum. Yani analiz bir seçenektir. Benden profesyonel olarak bir çalışma alıyorsunuz. Siz özel 30 sayfa bir analiz hazırlıyorum. Ama bunu istemeyebilirsin. Maddi olarak buna imkanın el vermeyebilir. Bakın Mukaddes'le hiç yoksa şimdiye kadar bir 15 tane video çekmişizdir. Her videoda bambaşka başlıklar var. Bunun haricinde zaten size ücretsiz isim analizi uygulaması bıraktım. Bazı yayınlarda okumanız gereken kitaplardan bahsettim. Yani analiz almadan da, yani ben analiz almanızı tabii ki de ben, çünkü hayatta bir kere yapılan bir şey ve her okuduğunuzda başka bir farkındalık kazanıyorsunuz. Sen orada 30 sayfa veremezsin ama. Tabii veremezsin. O, çok kısa özet. O kısa canım, o kısa. Yani o kısa ama hani en azından küçük de olsa bir farkındalık oluşturma adına aslında bunu yapıyorum. Sadece şunu söylüyorum yani. Kendinizi bulma yolculuğunda özellikle 2030 yılına kadar ne yaparsanız hayatınıza büyük katkısı olacaktır. İster kitap okuyarak, ister bir video izleyerek, ister spiritüel alanlarda işte gelip benden analiz almak, birinden şifa çalışması yaptırmak hiç fark etmez. Burada her zaman şunu söylüyorum. Ruhunuzun ne istediğine karar vermeniz lazım. Ruhunuzu istediğine göre hareket etmeniz lazım. Yani ben çok fazla insan bunu söylemiyor ama ben bunun içsel olarak daha doğru olduğunu düşünüyorum. Geldiniz benden buradan numerolojiyi öğrendiniz ve numeroloji çalışması yaptırmak istiyorsunuz. Belki de benden yaptırmak istemiyorsunuz. Olabilir. Ruhunuz belki de benimle bir şey yapmak istemiyordur. Olabilir. Şifayı belki başka birisinden bulacaksınızdır. Olabilir. Ona gidin. Hiç önemli değil. Benim için esas olan bu ilmin yayılması ve hayatınıza olabilecek en iyi katkıyı sağlamasıdır. Berat'cığım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bin kere kopmasına rağmen saat 12 neredeyse. Aynen. 1200 kişi. Harikasınız sevgili canlar. O gerçekten güzel yüreklerinizden öpüyorum. Yarın izleyecek olan çok fazla. Hakikaten çok iyisiniz. Çok tatlısınız hepiniz. Ben teşekkür ederim. Birkaç güzel soru geldi. Onları artık gerçekten Vedat çok yoruldu. Bir dahaki yayında soralım. Sona kaldı o güzel sorular. Evet Vedat'cığım çok teşekkür ediyorum. Sevgili ben canlar, yayının altına videoyu yükler yüklemez. Vedat'ın adresini etiketleyeceğim Vedat'ı. Bulamayanlar, çok bulamadım diye yazanlar var. Onlar da oradan bulacaklar. Sayfasını şöyle bir karıştırın. Zaten takip edin. Orada isim analizlerimiz. Bol bol paylaşım yapıyorum ben zaten. Onları lütfen takip edin. Faydalanabileceğiniz çok bilgi var arkadaşlar Instagram'da. Onu söyleyeyim yani. Bir girin. İsim analizleri yapıyorum. Hayat amacı ile alakalı paylaşımlar yapıyorum. Amacım yani ucundan bir yerinden hep sizlere bir şekilde kısa da olsa bilgiler vermek. Ama naçizane benim yani bir şu isim analizini yani sana bir yaptırsınlar bana göre. Bir tarih doğum tarihini yani bir analizi yaptırıp önlerine koysunlar. Onu ara ara dönüp bakmak lazım. Masanın üstünde durması lazım. Evet sevgili canlar hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Güzel akşamlarınız olsun. Vedat'cığım çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.